Sef Bey geldi. Ortalık birbirine girdi. Elin öpsün. Mübarek gün. Öpsün. Öpsün de Sef Bey. Gel, gel, gel. Hayır. Gel oğlum. Gel. Hayır. Gel. Hayır. Gel. Ya bırak. Çünkü Baydavan abi. Sef Bey bir şey söyle. Allah Allah. Allah Allah. Şşş, tamam. Tamam. Bu olanlardan sonra Kemal Bey ve Nuriye Hanım desteklerini geri çekti. Ne yaparsanız yapın, biz gideriz artık. Bir daha da aramayın. Ben ne ev tutarım, ne sizin yanınızda olurum. Şu saatten sonra bittiniz. Murat ve Havva Nur'unsa tek derdi Karaman mı, İstanbul mu? En huzurlu, en güzel İstanbul. Karaman da bulsun girsin işe. Bu saatten sonra benim dedim. Ve Murat nokta atışı yapan o soruyu sordu. Dün babanı salsalardı, benim üstüme geldiği zaman önüne geçecek miydi? Engel olacak mıydı? Havva Nur'un sessizliği hala kararsız olduğunu mu gösteriyor? Peki bu hikayenin sonu ne olacak? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Boş hayale kaldı gidiyor. Bir zindan oldu dünya başıma. Gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. Orkestra arkadaşlarım, Fuat Özdolgun. Günaydın, günlerimiz aydın olsun inşallah. Evet, Özlem yanıma gel. Yeni bir arkadaşımız geldi yanımıza. Ne istiyor? Özlem eşi Yaşar'a seslenmek istiyor. Özlem Manisa'dan geldi yanımıza. 30 yaşında. İki evlilik yapmış. İlk evliliğinden bir oğlu var. 11 yaşında maşallah. Yaşar 25 yaşında. İlk evliliği, çocuğu yok. Evet. Şu an hala nikahlı mısınız? Evet. Gel yanıma şöyle. Ha. Şimdi.
İş yerinde yani birlikte çalışırken tanışmışlar. 10 gün sonra kaçmışlar. Niye kaçtınız ki? Kimden kaçtınız? Severek kaçtık. Kaçmak, evlenmek istediği için. Severek kaçtık mı? Evet. Neden kaçtılar anlamadım. Yani aileler karşı geldiği için. Kimin? Senin annen? Aha, evet, benim annem istemiyordu. Ha, ikinci evliliğini istemedi. Evet. Peki, Özdemir ikinci evliliği olduğu için ve kayınvalidesi de istememiş bu evliliği. Hı-hı, evet. Ha, senin annen de istemedi, kayınvaliden de istemedi. Ha, evet, istemiyorlar ikisi de. Çünkü eşim daha önce evlilik yapmamış, çocuğu da yok. Hı-hı. Sen evlilik yapmışsın, bir de çocuğun olduğu için. Evet. Belki de bu günleri gördükleri için. Hı-hı. Şimdi niye ayrılsınız, ne oldu da? Biz neden ayrıldığımızı Seda abla bilmiyorum. Çünkü beraber yaşarken hiç kimseyle konuşmadığımız için, aileler istemediği için çok iyiydik. Manisa'da yapamadığını söyleyip Antalya'ya gitmek istedi. Ben de ev tutup seni alacağım deyip gitti ve 10 gün sonra bir daha haber alamadım. Telefonları kapalı. Ulaştığım kişilerle konuşmak istemediğini söylüyor. Kayınvaliden sizi evden kovmuş. Hı hı. Biraz da kayınvaliden eşini senden kıskanıyor. Evet, kıskanıyor. Abla benim kayınvalidem gibi aynı. Aha. Ayşe ne oldu adamın başını alıp gelmiş? Abla şey... Alırım başımı giderim efelak. Abla Ali... Ya Ali'nin... Kimseyle konuşamayacak. Yemin et. Aynen abla. Ondan tutuyorum. O yüzden ağzını kapatıyorum. Şimdi... Önceki benim de konuştuğu gibi... Hani önce hep benimle konuşuyordu. Ha. Hani güzel cümleler falan söylüyordu o yüzden. Sadece benimle konuşma. Peki Özlem geldi sana bir şey oldu şimdi. Aynen biz ilk gün arabayla Özlem'i otogardan aldığımızda beraber geldik. Hani anlaştık, hani çok iyi birisi, Allah razı olsun. Onun da kayınvalidesi senin iddiaların aynen gibi. Aynı sıkıntıları paylaşıyoruz. İmtihanımız mi aynı? Dertleştiniz mi? Aynen. Onun da kayınvalidesi oğlunu kıskanıyormuş. Aynen. Demek ki oluyor böyle şeyler. Anam boşuna demek ki türkülere bile konu olmamış kayınvalidenin gelinle çatışmaları. Peki sen de Ayşe gibi düşünüyor musun? Kayınvalidem olmasa kocam bana döner. Evet, düşünüyorum. Resmi nikahlılar hala. Evet. Kocana seslen buradan. Hayatım seni çok özledim. Ne olur dön gel. Biliyorsun sensiz nefes alamam, yaşayamam. Seni çok seviyorum. Suçlarım varsa çok özür dilerim. Senin gelmeni istiyorum. Seni çok çok seviyorum. Ne gibi suç mesela? Suçu merak ettim. Yani bizim hep kavgamız kıskançlıktan dolayıdır. Ben kıskandığım için eşimi. Sen mi kıskanıyorsun? Evet. Çok kıskandığım için ondan biraz tartışmamız oluyordu. Sen de mi kıskançlıktan? Ben de Ali'yi kıskanıyorum herkesten. Erkek arkadaşının yanına bile gitsin mesela kıskanırım, hani göndermem fazla. Niye? Ne konuşuyor yani? Göndermiyor, göndermiyor, gitti adam, temelli gitti. İnşallah gelecek abla, temelli değil Allah'ın izniyle. Sen kayınvalidenin, eski kayınvalidenin iddiasına göre sabah kalktığın gibi çocukları bir tarafa gönderiyorsun, kendini sokağa atıyorsun. Yok abla, kocanız yalan. Bir arkadaşıyla buluşmaya kalksa yok, gidemezsin, edemezsin, kim bilir kim var, ne yapıyorsunuz, ne diyorsun. Kim bilir sen nerelere girip çıkıyorsun dese adam. Yok abla demez yani, benim öyle bir şey yapmayacağımı bildiği için. Onunla yapacağını ne biliyorsun? Madem yapacağından yani, şüpheleniyorsan adamı niye geri istiyorsun? Yani kıskandığım için abla, sevdiğim için, o yüzden kıskanıyorum. Abi ben lafı anlatamıyorum bunları. Sen niye kıskanıyorsun? Ben... Hadi o Ayşe. Sen niye kıskanıyorsun? Bilmem, sevdiğim için olabilir. Çok seviyorum çünkü yani onsuz nefes alamıyorum. Gecem ama kaçtı gitti kapalı. Bak adam kaçırdı adamı. Yani bilmiyorum. Şimdi dönüp tekrar gelse, tekrar aynı hataları yapar mısın? Hayır, kesinlikle yapmam. O kesinlikle. Sana o böyle kıskançlık yapıyor muydu, baskı yapıyor muydu Özlem? Hayır, yapmıyordu. Bak. Yapmıyordu. Üzgün müsün? Evet. Yani? Yani ablacığım, gecem gündüzüm bir değil, ne uyku uyuyorum, ne oturduğumu biliyorum. Yani onun sevgisi bir başka. Çok seviyorum. Gerçekten gelmesini istiyorum. Bilmiyorum abla, gelmesini istiyorum. Çok seviyorum eşimi. Yaşar, karın seni çok sevdiğini söylüyor. Hatalarını da kabul ediyor. Çok kıskançlık yaptım. Bunları tolere edeceğim. Yapmayacağım diyor. Efendim Şükriye? Belki de bir başkasını buldu. Çünkü sen çok kıskançlık yapmışsın. Kızım, sevgi kıskançlık gerektirmez. Sevgi güvenle yürür. Evet. Güvenmediğin için belki başkasını buldu.
Ben eşim başkasını bulmaz çünkü şöyle söyleyeyim. Ben eşime dediğim zaman hani beni aldatır mısın asla. Yani benim eşim bana anlayamayan bir insandı. Ben neden de Ali'ye güveniyorum bilmiyorum. Abla aldatmaz. Ama zaten böyle bir şey eşe sorulmaz ki beni aldatır mısın durun diye. Yapmayın bunu. Yok hayır böyle kendi aramızda konuşuyoruz. Kader arkadaşım. Ha. Kocanız sizi aldatır mı? Aldatmaz. Hayır. Aldatmaz. Aynen abla. Hale de madem aldatmaz. Bu kadar eminsiniz niye kıskanıyorsunuz? Abla yani hani sevdiğimizden hani elimizden kaçırmamak için yani aldatmazlar ama işte ne bileyim. Kaçtı adamlar. Abla yani Özlem'in en azından bir şansı var abla. Yanlış taktik, yanlış abla, taktik. Abla Özlem'in bir şansı var, resmi nikah var. Ya benim de istinaf sürem var. Hala Ali'nin soyadını taşıyorum. Özlem'e tavsiyen nedir? Ya bence mücadelesine devam etsin. Sonuna kadar. Ayrılsa bile... Hala beklesin, devam etsin. Özlem'in resmi nikahının devam ediyor olmasını onun şansı olarak mı görüyorsun? Evet abla, benim de istinaf sürem olmam. Hani boşandım ama Ali'nin soyadını taşıyorum hala. Temmuz ayına kadar. Ah yani yazık. Ben de bu yönden şanslıyım. Temmuz'un kaçına kadar? Haziran sonu program bitiyor da. Vallahi Aralık 8'inde mahkemem bitmişti. Herhalde ha. Temmuz'un 8'ine kadar falandır. Efendim Ayşe? İnşallah Haziran'ın sonuna kadar Ali gelecek. Özlem'in süresi de gelir, bitiyor. Yaşar. Özlem'in de Yaşar'ı gelecek. Bir de Özlem'in şu lafına takıldım. Asla seni aldatmam demiş ya. Bütün erkekler öyle der zaten. Tabii. Ya aldatırım mı ya, diyecekti hayır, sana. Hayır şunu söyleyeyim diyebilir ama ben eşime her şeyde güveniyorum. Sadece işte kıskançlık huylarım. Güveniyorsan evet, bekle madem. Evet güveniyorum. Bekliyorum ama geleceğinden de ümidim var. Çünkü o bana... Kıyamazken, çok severken değişmesi beni çok şaşırttı ama ben geleceğine eminim. Benim eşim beni bırakmaz. Bence gelecek. Ben bırakmaz bekle. Diyorum. Gerçekten de seviyorsa bırakmaz benim eşim. Yani. Özlem'le birlikte bekleyeceğiz. Biz onunla çok çapaladık her şeyi. Çok zorluklar geçirdik. Ölümüne kadar deva. Sonuna kadar. Ucunda ölüm bile olsa deva. Özlem'le birlikte, kader arkadaşımla birlikte. Kader arkadaşına, kocasına seslenmesi, nasıl seslenmesi konusunda yardımcı ol. Yani şey mesela aşkım hani güzel sözler diyebilirsin. Hata yapmayacağını söyleyebilirsin. Tabii ki. Hayatım her şey için tekrar çok çok özür dilerim. Sana yaptığım hatalardan için çok çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. Ne olur gel. Sen benim ömrümsün. Nefesimsin. Biliyorsun değil mi seni ne kadar çok sevdiğimi? Gelmeni istiyorum. İnşallah Ali ile Yaşar abi gelecekler. İnşallah şu kapıdan ikisi beraber gitsin. Ali şu anda nerede? Ali şu an Antalya'da abla Kemer'de. Özlem seninki nerede? Antalya'da. Hakikaten kader arkadaşım diye boşuna demiyorum. İnşallah şu kapıdan kol kola girecekler, beraber gelecekler. Biz de Özlem'le burada duracağız inşallah kader arkadaşımla. Kısa de inşallah. Vallahi i̇nşallah. Özlem sana uğurlu gelebilir ha. İnşallah Allah böyle razı içime olsun. Şu an böyle tövbe bismillah böyle bir şey oldu. Böyle. Benim de sanki içime bir his oldu abla. Özlem Antalya'da deyince işte buluşacaklar evet. Ali ile Otogar'da. Ali'ye söyleyelim de Yaşar'ı bulsun Antalya'da. Hem de Ali de o yönden sevap işler şu mübarek gün. Hani Yaşar abi bulup getirir Özlem'i. Ali'ye de benim yanıma gelir. Özlem sen buraya gelmeden Ayşe'yi izledin mi? Evet izliyordum. Üzülüyor muydun Ayşe'ye? Evet üzülüyordum. Ayşe ve Ali, Özlem de bir hatırlasın, siz de bir hatırlayın. Sonra gelişme var. Abla ben Ali'ye özelden yazdım. Cevap verdi mi? Hesaba fotoğraf ekledi. Evet. Ama hani kendi fotoğrafım değildi. Hani açık bir kız fotoğrafı ekledi. Selam yazdı, merhaba yazdı. Yaşın kaç yazdı? Dünyada yaşın, aklıma gelmez bak. Yaşını yazdı sonra kusura kalma ama ben kapalı bir bayan istiyorum dedi. Sonra ben dedim o benim önceki halimde önce açıktım 2 yıl önce yeni kapandım. Bak. Profilimi onu koyabilirim dedim. Görebiliriz oradan bakabilirsin dedim. Sonra anlamış sen Ayşe'sin bana aşık olduğunu söylüyorsun demiş. Anlamış hele şükür benim aşkımı. Şimdi... Sonra engelledi abla. Yazıştım abla. Sonra bu vakite kadar niye uyumadın falan dedi. Ben de dedim sen niye uyumadın? Ben de dedim sen niye uyumadın? Ali'yi bağlayın bunları sormam lazım. Uykum bak, tutmuyor Ali demiş ki bu dedi vakte abla. Kadar niye uyumadın demiş. Uykum tutmuyor dedi. Sahura kadar bekleyeceğim dedi. Hani gece uykudan uyanıyormuş. Kötü rüyalar görüyormuş. Yani o şekilde uyku tutmuyormuş. Acaba seni mi özledi?
Evet abla anne, şifreli konuşuyordu. Ne o elindeki gene? Abla ben bu sefer farklılık olsun diye hep mektup, şiir yazıyordum. Değişiklik olsun dedim. Ali'nin çok şundan sevdiği çıkart, şeyleri. Nereye koydun? Ali'nin çok sevdiği şeyleri yazdım abla bu sefer. Değişiklik olsun diye. Oku bakalım. Ali'nin en sevdiği şeyleri yazmış. Çınarım Ali'mi sevdiği şeyler. Yemeklerden yaprak sarması yemeğini sever. Kırmızı rengi sever. Yani aşkın rengi abla. Sembolü kırmızı. Ayakkabı 40 numara ayakkabı giyer. Spor kıyafet giyinmekten daha çok hoşlanır. Duygusal şarkı dinlemeyi sever. Bu duygusal şarkı dinlerken Latif Doğan'ın Bir Tane ve Sevemedim Kara Gözlüm şarkısını çok sever. Sen misin o Kara Gözlüm'ü? Aynen abla. Bana şifre vermek istiyor. Tamam. Yürüyüş yapmayı sever. Gezmeyi sever. Özel günlerde takım elbise ve kravat takmayı sever. Bana yavrum diyerek güzel söz söylemeyi sever. Gülmeyi, espri ve şaka yapmayı sever. Çiçekleri ve kuzularını sever. En son da ben Ali'nin bana söylediğini söyleyebilir miyim abla? Tabii ki söyle. Ben de Ali'nin geceleri sohbet ederken seni annemden çok seviyorum demesini severdim. Başka hesaplar açıp seninle konuşuyormuş. Bundan haberin var mı? Biliyorum abla, biliyorum. Ali senin kim olduğunu bilmiyor, başka bir kadınla. Bekar bir adam yazışmış, normal yazışmış. Hayatında birisi olsa benimle yazışmazdı mesela. Beni tanımıyor değil mi abla? Aldatmazdı yani. Hayatında kimse yok, ben varım. He. En son cümle abla, sen aşıksın. Zaten ondan sonra direkt engelliyor, anlıyor. Sen destan yazıyorsun, adam arada bir söyle, evet. Böyle şeyler zaten yazmaya söyle başlamış artık. Sizden şeye geçmiş yavaş yavaş bence. Yani aşk yaşamaya başladık. Aşk yaşamaya başladık. Senin eski gelinin fake hesap açmış, oğlunla güzel bir konuşmuş. Konuşsun vallahi. Seda'nın biz onu istemiyoruz. Orada burada kötülüyor. Biz onu kesinlikle yalan istemiyoruz. Kendi kötülüyor abla beni. Kankasıyla kötülüyordu beni. Ben seni istemiyoruz biz. Ali beni istiyor. Oğlum beni seviyor. Soralım. Yazıştım ben oğlunla. Senin haberin yok. Ayakta uyu sen. He vallahi sen ayakta uyuyorsun, ben değil. Ali beni seviyor. Oğlum seni uyuyor diyor, kusura bakma. Ben her şeyden haberim var. Annenle eski eşin Ayşe'nin konuşmalarını duydun. Ne diyorsun evet, bu karşılıklı suçlamalarına ne diyorsun? Annen biraz önce Ayşe'ye dedi ki her yerde bizi kötüleyip duruyorsun dedi. Ya. Doğru mu bu? Abla doğru. Abla annesinden korkuyor işte, annesi diğer telefonda olduğu için ben dinledim abla. Yalan. Bak ben sana bir şey söyleme, beni dinle. Annen diyor ya nafakayı alabiliyorsan al nafakayı. Hayır ben nafaka tamam istemiyorum. Para pul önemli değil, sen sözünü tutacaksın önce. Ben gelmeyeceğim. Tamam boşuna beni bekleme. Bekleyeceğim. Tamam. Seni kimseye yar etmeyeceğim. Sıkıyorlarsa şey gelip bak alsınlar. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Yazıştın çünkü. Biliyordum ben senin olduğunu da bile bile yazdım. Tamam bile bile. Abla bile bile yazışmış. Seviyor demek ki. Ağzındaki baklayı çıkart işte şimdi. Şifre, şifreli konuşuyor. Sen aşıksın ben biliyorum. Bana aşıksın. Allah yardımcın olsun. Her dine derman bulsun. Laf aramızda kalsın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş. Kafası nerede? Rahmetli oldu abla. Helvasını yapacağım Ali'ni. Rahmetli mi oldu? Ona mı gülüyorsun? Aynen abla. Gerçekten maketin kafası mı oldu? Abla. Al maketini al. Kafasını bul da al götür.
Abla helvasını nasıl istersiniz anne? Tövbe tövbe ya. Fıstıklı. Allah anasına çocuklarına bağışlasın ya. Bana bağışlasın abla. Annesine değil. Öyle karşılıklı istek olması lazım. Hadi al kocanı da git. Çok şükür. Gördüğünüz gibi Ali'nin maketi bile Ayşe'ye dayanamadı. Kafasına düştü hem de ya. Ayşe, Ali aşkı sosyal medyaya düştü. Abla şey, Ali bir şarkı paylaşmış. He. Ya bana özel o şarkı. Orada sana mesaj var, şifre var mı? Aynen, yürürken. Var mı? Aynen var, şifre var. Gösterelim bakalım neymiş o şifreyi, biz de çözelim. Ben seni kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. İster inan ister inanma. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen kalp kelimesini kullandın. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Ben seni kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen kalp kelimesini kullandın. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok bay bay değil. Ben senin kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen kalp kelimesini kullandın. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok bay bay değil. Ben senin kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen kalp kelimesini kullandın. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok bay bay değil. Ben senin kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen kalp kelimesini kullandın. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok bay bay değil. Ben senin kalbimden sildim attım. Başka biri var diyorum sana. Ya kalbimden sildim dedin ama kalp kelimesini kullandın sen de. Şifre var. Aynen kalp kelimesini kullandın. Herkes kendi yoluna. Bay bay. Yok bay bay değil. O sözü bile derken gülüyorsun bak. Şu kaşa göze bak. Ay, abla bayıldım. Bu da demek oluyor ki programımızın izleyicisi çok fazla, bir alkış. Yani hepimizi izleyenler fazla. Yani bütün arkadaşlar hepimizi izleyenler fazla demektir oluyor. Buradan abla. Bunu mu çıkardın? Aynen abla. Hayır, orada demek istiyorlar ki yok, bütün abla. O yapanlar... Yani hı hı. Senin her şeyden bir şifre çıkarmış olmanı diye alıyorlar. Hani abla o şekilde şey yapıyorlardı ama programı da izliyorlar abla. Sürekli hepimizi takip ediyorlar. İzlemeseler, hani izlemeseler şey yapmazlar. Yani göremezler. Herkesi, bütün şu anda Ayşe'nin taklidini yapanları hepsi çok başarılı. Çok beğendim, ben de alkışlıyorum. Gerçekten gençleri... Bu konuda gerçekten alkışlıyorum. Benim de çok böyle capslerim dönüyor bu sosyal medya mecralarında. Gerçekten çok beğeniyorum. Allah ama senin abi. Her şeyden şifre çıkarman, yani asıl bu söz viral olan. Ali şimdi gelir inşallah. Ali çünkü daha çok fenomen oldu ya abla. Canlı yayına daha çok girer artık. Peki bu ağzını kapatmandaki şifreyi anlayamıyor insanlar. Böyle tutacak yani... mı? Şey hani sadece benimle ilgili konuşsun. Yani benimle konuşsun. Öyle mi dua ettin? Aynen. Ali'nin ağzını kapadım. Eğer konuşacaksa sadece benimle ilgili konuşsun. Aynen abla. Sadece seninle ilgili konuşuyor. İstemiyorum diyor. Hani istiyorum desin. Yani önceki konuşmalarımızda i̇stiyorum geçtiği desin. Gibi. Aynen. Peki inşallah diyoruz. İnşallah. Şarkı konusunu anlamadık. Onu tam anlatamadın. Ne demek? Dün gördüm abla. Toparla kendini, bana bir bak. Heh. 15 saat önce paylaşmış. Dün gördüm bir şarkı, ya tam gelmedi ama... Hani ama o şarkı bana... Neydi özel. Şifre? O şarkıdaki şifre neydi? Vallahi şarkıyı tam bilmiyorum da böyle ayakta kulaklık takılı. Hani abi yürüyordu ya... Şey hani en son şarkı, videolu şarkı gönderdiğinde... O şekildeydi, ceket vardı üzerinde. Ceket daha mi vardı dün gördüm. Şimdi? Ya onu gösterme şansın var mı? Abla. En son ne paylaşmış Ali, bir bakın bakalım. Kız şarkıdaki hani sen her şeyden şifre çıkıyorsun. Sen ceketten mi şifre çıkardın? Yok abla şarkıdan şifre çıkarttım be. Neydi şifre? Valla
Tam da emin değilim ama şarkıdan Nur abla biliyordur. Ceket ya. Niye dikkatini çekti? Yok hani ceket değil abla, o günkü kıyafeti vardı. Aynen dayanamıyorum. Aynen oydu abla. Allah razı olsun seninle. Aynen dayanamıyorum. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Yani bana dayanamadığını söylemiş. Evet, sana dayanamadığını hı-hı söylemiş. Aynen şifreli sen, şey yapmış. Sen onu nasıl aldın şifreyi? Ben... Sensizliğe dayanamıyor gibi mi anladın? Aynen. Yok adam öyle dememiş. Direkt demiş ki dayanamıyorum. Kimseye de derdimi anlatamıyorum. Yok abla bana dayanamadığını söylemiş. Öyle mi? Aynen. Ne güzel ama öyle çevirip çevirip kendince mutlu oluyor o. Bunda da böyle şifre var diyor. Hiç böyle bak bu taraftan bakmamıştım yani. Değişik. Değişik bir şey. Yani ne dersek diyelim Ayşe bu. Görüyorsunuz değil mi? Allah razı olsun. Abla bütün ekip sen beni darda koymuyorsunuz çocuklarımı. Çocuklarım şu mübarek Ramazan gününde babasız büyümeyecek inşallah. Hep birlikte olacağız inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah. Aman bir değil bin kere razı olsun. Bütün ekipten sizden de Allah razı olsun hepinizden. Gönül ister ki inşallah yan yana gelin. O yüzden burada bekliyorsun, oturuyorsun. Biz de seni destekliyoruz. Allah razı olsun. Yer veriyoruz. Arif Bey konuşmuş. Baban yine yeni mi? Oo, izleyelim. Arif amca, son yayında Ayşe kayınvalidesinden özür diledi. Ne düşünüyorsun? Kızım sen niye yaptın? Beni düşün. Kendini düşün kızım. Kendini düşün. Niye bunu yaptın sen? Kızım gel evine. Gel. Özür dilemeye hiç onlardan. Gel. Sen benden özür dileyeceksin. Gel. Şimdi ben senin babanım. Sen benim kalbim, sen kalbimdesin kızım. Sana yalvarıyorum. Gel, gel, gel. Ben ölürsem aynı maaş annen de alır, sen de alırsın. Yiye otur babanın evinde babam. Gel babam, gel, gel. O kadar diyor. Gel, gel, gel. O şimdiki ev verirse, onun ev verirse çocuklar analık evine kalacak. Ondan sonra benim seni verirse, evlenirsen babalık eline kalacak. Ben bunların tüyüne kıyamam çocukların. Arif amca, Zeynep Hanım dedi ki bayramdan sonra Ali'ye nişan yapacağım. Sen de geleceksin Ayşe ama anca maketiyle geleceksin. İzleyeceksin nişan dedi. Ne diyorsun? Hiç umurumda değil. İsterse nişan yapsın oğluna, isterse yapmasın. Hiç umurumda değil. Kızım bak, sen benim başım tacısın. Evine gel, çocuklarına sahip çık. Bana destek çık. Sen evine bir an evvel gel, bana destek çık kızım sen. Destek çık bana, destek çık. Senin çocuklar yüzünden ev sahipleri bana telefon açıyor. Çocukların torunlara sahip ol diyor. Senin yüzünden evden olmaya ilişkim yok çocuklarının. Kızım, sen bir an evvel gel, yuvana dön. Zeynep Hanım çeyiz gösterdi ya yayında Ayşe. Ayşe böyle bir çeyiz hazırlamışlar mıydı Arif amca? O çeyizler sahte çeyiz. Ben inanmıyorum. Kendi çeyizleri, eşarplar, patikleri. Altın kolye var. Altın kolyeler de sahte. Baban gel diyor sana. Bak çağrıda bulunuyor. Diyor ki kayınvaliden, eski kayınvalidenden niye özür diliyorsun? Benden özür dile diyor sana. Ben babamı ikna ederim. Çünkü şey babam hani... Benden dolayı Ayşe evlense çocuklar üvey anne elinin, üvey baba elinde büyüyecek. Ali evlense üvey anne elinde büyüyecek. Hani çocuklara kıyamıyorum dedi. Yani baba, benim ailem de yuvamın düzelmesini istiyor abla. Ayşe yuvanın düzelmesini falan istemiyor adam. Aksine gel buraya bana destek çık diyor. Ben ölsem benim maaşım size yeter diyor adam be. Bekleyeceğim abla. Sen niye abi istediğin gibi anlıyorsun yuvamı her şeyi? Yuvamı kurtaracağım inşallah abla. Bekleyeceğim. Babana söyle burada. Baba ben bekleyeceğim. Alim inşallah gelecek, yuvamız kurtulacak. Çocuklarımız üvey anne ve üvey baba elinde büyümeyecek. Bak baban sen orada yalvarıyor adam ya. Ağlıyor adam, gel artık diyor, gel. Gel çocuklarına sahip çık, ev sahibi kızıyor diyor. Gitmeyeceğim abla. Alim'i bekleyeceğim ben. Gördünüz mü ekran abla başındaki? Abla burada nikah izleyici yapıp gideceğim, yuvamı düzelteceğim. Kimseye fırsat vermeyeceğim abla. Arama nifak sokanlara fırsat vermeyeceğim. Yuvamı düzelteceğim burada. İnşallah. İnşallah abla. Ali'mi bekleyeceğim. Şu kadar ümit varsa inşallah. İnşallah. Allah razı olsun abla. Efendim Şükriye. Ayşe baba niye bu kadar üzüyorsun?
Senin baban üzmene hakkın yok ki. Polyanacılık oynuyorsun kızım, gelmez Ali. 100 senede beklesen gelmeyecek Ali. Bunu böyle bil. O adama üzmeye senin hakkın var. Yok artık ya. Geleceğinden bir ümidim var. Bana da ümit veriyor çünkü. Dönmeyecek Ali. Bekleme. Ya ben daha duydum. Geleceğim dedi de. Ali mi? Ya annen abla. Geleceğim demiş. Başka yani. Birilerini görmek istemediği için gelmiyormuş abla. Beni yok, değil Ali, abla. Ali gel, Ali buraya gelse biz sizi baş başa alırız. Yok abla, hani onlar gitsin diyor. Yani hani tamamen gitsin dedi bana. Ayşe öyle bunu dedi. Uydurdun, yapma. Ekran başında inanacak söylediklerine. Dün adam da bağlanıyor, uydurma diyor sana. Peki. İnşallah gelir. Nurgül ve Emre hatırlayalım. Evet, şunu okuyordum ben de. Bunu kim, sen mi yazdın? Aynen abla. Hesapla dedin, çıkart dedin, nereye harcadın dedin ya, 1 milyon üzerine para harcadım dedim. Ben de oturdum tek tek neler almışım, neler yapmışım hepsini tek tek kalem kalem döktüm. Dur. Ki görsün. Bir gün yürüyerek geldim, cebimde 90 TL para vardı. Soğanlı'dan Yeni Bosna'ya yürüdüm. O 90 TL ile 2 tane tekteş aldım sana. Hatırlıyor musun? İkisini bir arada almadın. Bir kere evlilik teklifi yaparken aldım. Bir kere de sahte gelin. 90 TL para verdim abla. Evet. Cebimde para yoktu. Sahte yoktu. Evet. Evet. Birikli kaldım 20 TL ablacığım. O da duruyordur herhalde. Ya, kopmuştur belki de bilmiyorum. Diş dolgusu yaptırdım 950 TL. Ne kadar ayıp ya. Ayıp olan hiçbir şey yok. Göstereceksiniz. Yapılan her şeyi göstereceksiniz. Tırnak bakımı 300 TL hatırlıyorsun. Florya'da yaptırmıştım. Sadece bir kere tırnağa para verdim. Onu da yazmışsın. Tamam. 9 tane tayt aldım. 2250 lira. 9 tane tayt. 9 tane tayt ne ya? Saymış resmen. En ağrı bana şu geldi abla. Yani dedim ki ne kadar çok para vermişim. Günlük 2 paket Antep fıstığı aldım. 1460 gün boyunca. Bakın 4 sene 1460 gün yatıyor. Her gün Her gün 2 paket Antep fıstığı aldım. Ben 4 senede 58 milyar 400 lira Antep fıstığına para vermişim ya. Ama gerçekten günlük o gelecek yani. Aylık kaç tasarım bakımı yaptırdık? 2000 TL. Kafeterya 1460 gün boyunca, yani 4 sene boyunca her gün günde ben 1000 lira dedim de hesapladım. Bazı günler gitmedik. 500 liraya düştü o. Yani toplamda 730 milyar sadece kafeteryaya para vermişim. Tamam işte kafeteryayı zengin etmişsin, beni değil yani. Gitmeseydik. Ona gitmiş yani. Gitmeseydik Nurgül. Gitmeseydik. En iyi restoranlara, en iyi kafeteryalara gitmek istedim. Ben işten çıkıyorum. İlla 5 dakika kahve içelim diyen sendin. Nurgül canım ben sıkılıyor. Ben de işten çıkmışım. Açım, yemek yiyorum yani. Ne yapayım? Yok, yemeyeyim mi? Yok, bunalıyorum. Günlük taksi paraları verdim abla. Evet taksi için. 300 bin TL. Araba 3 tane spor ayakkabı aldım. 15 bin TL. Her gün kahve aldım abla. Kahve aldım. 1460 gün boyunca. 73 milyar. Orijinal en çantası aldım 18 milyar. 6 tane orijinal pantolon aldım 9000 TL. 1460 gün boyunca her gün birer tane gül aldım abla 48.300 TL. Toplamda harcadığım para 1 milyon 257.310 TL. Bana kalanı göstereceğim sana. Ver bana. Bak şunu söyleyeyim. Sadece bana kalanı göstereceğim. Ne o? Şu orijinal el çantam. Çok nadiren takıyorum, çok böyle güzel yerlerde takıyorum. Başka hiçbir şey yok. Bir de ben şu çöp mü? Yani fıstık kalır mı, kahve kalır mı yani? Ya da kafeye gitmişim, bana harcamış, kendine de harcamış, bana verirken o kendine de gerçekten ver. Sadece el çantam beni en mutlu eden şey o yani. Bir yere giderken onu takıyorum falan. O kadar. Seviyorum. Onu da istiyorsan satalım, parasını vereyim yani. Ben bir de şunu gerçekten çok sevdiğim bir cümle, durmadan da söylerim ben bunu. Buraya da not düştüm hatta. Kadının huyu para yokken, erkeğin huyu para çokken anlaşılır. Gerçekten biz senin öyle. Huyunu daha çözemedik. Bir paran çoğalsın, bir görelim. Ondan sonra bırakırım. Bir görelim, bir parası çoğalsın, bir görelim biz. Parayı yokken çok gördük beni. Bir şey söyleyeyim, elden verdiğim paraları saymıyorum. Elden verdiğim paraları saymıyorum. Bak ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun abla? Gerçekten şu parayın hepsini siliyorum. Helal hoş olsun. Sildim abla. Ben tek istediğim benden boşanması. Ben başka bir şey istemiyorum. Seda Hanım, o harcamasaydı başka birisi harcardı. Girmeseydi hayatıma. Diyorsun edemezsin. Ya Emre'ye baktım. Ben bu kadar parayı harcamasaydım zaten kendime yatırım yapardım abla. Hadi oradan be. Laf dinle, beni dinle. Ben sana hep dedim.
demiyor muyum? Kızım sen çöpten insan çıkarıp Adem ediyorsun. Sonra seni beğenmiyorlar. Pardon? Hep böyle oldu zaten. Hep böyle oluyor. Pardon, böyle nereden oldu. Çıkarttın? Çöpten çıkarıp Adem ediyor. Beni çöpten mi çıkarttınız? Çöpten çıkarttın. Allah Allah. Evet. Düzgün ama konuş bende. Ama sonra da beğenmiyorsunuz kızım. Benle düzgün konuşur musunuz? O kızın yaptıkları nerede? Sen yaptıkların orada, o kızın yaptıkları nerede? Benim kızım bak, ne doktorlar, mühendislere layık. Ben yine saygımı kendini bozmuyorum arzat, size. Ben yine saygımı bozmuyorum size. Siz de arzat edin. Ben yine saygımı bozmuyorum. Ağır durma, lafını dinlemedi. Ses hep kızım kendini arzat edin. Doğru söylüyor annem. Vallahi bak annemin yolunu keserlerdi. Yolunu kesiyorlardı bu kızı bana verdi. Ya kimsiniz siz ya? Allah Allah çöpten genç çıkarttık falan Allah Allah. Yani. Ya bıraksınlar Allah. Çöpten aldık. Ya bırakın ya. Çöpten çıkarttık. Ya düzgün konuş ya. Çöpten çıkarttık adam ettik ya işte. Ya bırak. Sonra da böyle karşımıza geçip konuşuyorsunuz. Şu kelimeyi bir kere daha kullanırsan çöpten yukarı... çıkarttık. Nurgül'ün annesi Yurdanur Hanım burada. Hoş geldin hayatım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Dün Yurdanur Hanım Nurgül'e dönüp kızım sen çöpten çıkarıp adam edersen bu iş böyle olur dedi. Damgasını vurdu güne. Emre'yi çıldırtan sözdü bu. Ben bir özür bekliyorum abla. Yaşı ben bayağı büyük yani sonuçta. Bir özür dilemesini bekliyorum şu anda. Kullandığı kelime çok yanlış. Kaç yaşında, bak kaç yaşında bir hanımefendisiniz? Size hiç yakışmıyor bu cümle. Hadi. Bak ben hiçbir şekilde saygımı bozdum mu? Söyleme, konuşma dedim bunu. Ben saygımı bozmadım. Ben içinden geldiği gibi konuştum ve öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Senin annen benden hiç özür diledi mi? Bir kere bir şey söylemiş benim annem senden özür dileyecek. Burada kaç milyon kişi bizi izliyor, söylediğin kelime normal mi ya? Emreciğim, Allah sen, aşkına yapmayın ya. Bir de bunun damadısın, arkasına sığınmayın. Damadısın söyleyebilir. Resmi olarak damadısın. Söyleyebilir. Söyleyemez abi. Senin annem bana neler söyledi burada. Neler söyledi. Söyleyemez. Neler söyledi bir kere de özür dilemedi. Benim annem onu demiş çok değil. He? Onun kızın bir nereden bulduğunu seni. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Doğru söylüyorum. Konu kıyaslamaksa çok ağır basarım ezilirsiniz. Bak o kadar söyleyeyim. Konu kıyaslamaksa ben ağır basarım. Neyin ezeceksin pardon? Her şeyimi ezerim. Duruşumu da ezerim bir kere. O kadar söyleyeyim. Senin duruşun mu vardı var. Ya? Var. Sayende duruşun oldu. Sayende duruşumu bozdun. Sayende duruşun oldu senin. Duruşun mu vardı aşkın senin? Aşkın gözü kördür ya abla. Benim gözüm kör olmuştu. Bir rüyanın içerisindeydi. Bu zamanda param varsa duruşun var. Duruşun olsun. Ablacığım bir rüyanın içerisindeydim. Burada hep beraber o rüyanın içerisinden ben uyandım. Allah şükürler olsun gözüm de açıldı. Yaptığım gözü açıldı hataları... tabii. Gidiyor Erkan Nastar'a klipler çekiyor. Parası yok. Ama yatırımlar yapıyor, klipler çekiyor. Parası yok ya bana. Bizim Erkan Nas mı çekti? Evet. Hay canım benim selamlar. Klip mi çektin sen? Yeni şarkı çıkartıyorum abla. Şarkı çıkarıyorsun. Aynen. En son çıkarttıktan sonra. Şimdi artık sonra... meşhur oldu ya. Bizi beğenmiyor. Yenilerini bulacak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. He. Evet hepsi öyle. Hepsi erkek milletinin çoğu öyle yani. Meşhur oldu tamam. Yanındaki kim bana destek oldu? Ne zaman ben bu duruma geldim demez yani. Arkamda kim vardı demez. Ben vefa... Olsaydın ya bu zamana kadar niye olmadı? Ben vefa... O kadar olduğunda bu zamana kadar niye olmadı? Ben hayatına girdikten sonra oralara videolar çektin. Bilmem klipler çekiyorsun şu anda. Niye biliyor musun? Ben senin arkandaydım diye. Seninle hiçbir alakası yok. Benle alakası var. Abi story'mi koyabilir misiniz rica etsem? Bir şey göstereceğim de benim story'mi. Göstereceğim. Ne o? Benim hazırlasınlar. Nurgül. Story'mi. Boşanmak isteme sebebini buna mı bağlıyorsun? Evet. Ya Seda Hanım Allah aşkına marka bile bilmez. Yani sana level atlattım. Evet. Anladım. Level bunu atlattım. Söylemek abla bana ben. Hiçbir etkisi yok. Üstünü başını düzelttim. Kesinlikle. Stylingine baktım. Ve sen şimdi bir level atladın. Albüm yapıyorsun. Bunun background'unda benim olmama rağmen şimdi beni hayatından çıkarmaya çalışıyorsun. Çalışıyor. He. Diksiyonuna kadar uğraştım Seda Hanım. Diksiyonuna kadar uğraştım ben. Özel eğitim verdim yani. O da bana vermiştir ama ben de ona verdim. Bunu daha yani önce de dile getirdiğinde ne demek istediğini anlayamamıştım. Şimdi anladım. Ne diyorsunuz bu konuda? Efendim Metin? Nurgül diyor ki her şey bana borçlu. Şimdi beni hayatından çıkarmaya çalışma sebebi bu diyor. Nurgül, şimdi meşhur oldu ya artık. Artık milyon izlenecek onun garantisi kesin yani artık. Şimdi Nurgül gitsin, 20 yaşındaki kızlar gelsin mantırtesine. Bırakmayacağım ama. Sevgili kızım, sen ondan neler istedin?
250 bin liralar, 10 bin liralar, işte şunları bunları. Bırak meşhur şu olsun anda, da bari rahat rahat ödeyebilsin. Bu saatten sonra onları ödeyeceğim. Yani ben boşamıyorum. Daha fazlasını yiyeceğimi düşünüyorum. Bırak zor günümde yanımda olmayan, var günümde yanımda olmasın benim. Seda ben kabul Hanım, etmiyorum. Ben vallahi bak. Sana yemin ediyorum sokakta yatıyordu ya. Sokakta yattı, evimi aldım ya. Sen bunları nasıl unutursun zor ya? Günümde benim yanımda mı oldun ya? Evet. Ya bir düşene bir tekme de sen attın Nurgül ya. Kurban olayım ya. Gecenin üçünde evden Emre, kovmalar. Emre bir şey söyleyeceğim. Bu doğru mu? Sokakta yatıyordu diyor tanıdığımda. Abla niye sokakta yatayım? Benim bir evim vardı. Yaptım. Sokakta yatıyor derken benle birlikte olduğu için annesi bunu dışarı attı. Ertesi gün ev tuttum ben buna. Bunu söylüyorum yani. Sokakta yatıyor derken tabii ki de sokakta yatıyor. Kaldı. Sokakta kaldığı zaman anlamaz. Bu zor günlerin 500 TL bir eksiğim vardı ev tutarken abla. Dedi ki geçeriz dedi, o evde otururuz dedi. Ben o evi tuttum. Annesinin evinden iki tane halı getirdi. Yalan söylemiyorum. Sonra geldi. Yaptığı bütün işlere kalite kattım. Evet. Gözü var. Fotoğraf çekiyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Evet. Genç bakışı ben getirdim. Bunu kabul edeceksin. Çocuklara hitabı ben sana gösterdim. Nurgül. Çocuğumdan dolayı biliyorum. Çocuklara nasıl hitap edilir? O göz rengini... bir kadının göz rengi var zaten. Onu ben kattım ya. O mavi bakarken ben pembe baktım. Yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın oluyor ki. Bu benim. Beni ama, yok sayamazsın. Ama o kadını şimdi... Ben merdiven basamağı değilim. Beni merdiven basamağı olarak kullanmana izin vermiyorum. Vermeyeceğim. Efendim Ayşe. Emre'ye bir şey sormak istiyorum. Emre sen gerçekten Nurgül'ü bu amaçla kullanarak ondan mı evlendin? Aynen abla, meşhur olmak için kullandım. Kullandı. O yüzden de buraya geldim, onunla evlendim. Benim paramı kullandı ilk başta. Aynen. Düzgünlüğümü kullandı. Öyle düşünüyorsun. Elitliğimi kullandı. Çevremi kullandı. Çevren mi vardı şimdi senin ya? Şimdi de vardı tabii. Kim vardı Allah aşkına? Benim çevremin sayesinde yapıyorsun bazı şeyleri. Kim vardı ya? Ya kes. Ya bak şu an kes, burada çok yanlış etme. Konuşuyor. Abla bak beni deli ediyor ya. Ben fotoğrafçıyım zaten. Tanımadığım insan yok benim. Zaten yaptığım işlerde hepsi benim arkadaşım. Arayın sorun ya. Tamam, yemin ediyorum. Onlar arkadaşım olabilir. Kim yani? Ne çevrem vardı ya? Ama mekan sahipleri de benim arkadaşım. Ne benim çevresi varmış abla? Ben böyle yapıyor ya, beni uyuz ediyor. Parayı ya. Verecek olan benim arkadaşlarım. Beni anlatabiliyor uyuz ediyor abla. Sponsor olacak benim arkadaşlarım. Kimdi? Senin arkadaşların sadece sana iş imkanı sağlayabilen çevreydi. Sponsor olacak benim çevremdi. Bunları inkar edemezsin. 150 kişiyi bağlattırırım buraya bak. 150 ben kişiyi bağlattırırım buraya. Bir kişiyi bağlattırırım hepsini. Ya bir vasfın yok. Nurgül'cüğüm ben kimseyi ezmek istemiyorum. Dedim ya ezersem altında kalırlar. Hayatı boyunca Nurgül evde oturan bir kızdı. Efendim şu adama. Ne kadar nankörsün ya. Evde Nurgül. Oturma. Kendime her şeyi katmış bir kadınım ben. Nurgül bir şey soracağım. İlk geldiğiniz zaman Emre çok güzel kazandığını sen ifade ettin. Kitaplara, rekor kitaplarına girdiğini sen söyledin. Kazancının güzel olduğunu söyledin. Çok güzel, rahat bir hayat yaşadığını söyledin. Şimdi Emre'yi niye yerden yere vuruyorsun? Bir saniye Şahadırman abla. Kazancını benimle birlikte yarattı. Evet, çok güzel şeyler yaptı, başarıları yaptı. Vardı ama ben yönlendirdim. İşte sadece sanatçı fotoğrafı çekmekten çıkartıp ayakkabı çektirdim, gömlek çektirdim, anlatabiliyor muyum? Anladım. O imkan, onu ben gösterdim sana yani. Bunları inkar edemezsin, bu kötü bir şey değil ki, karı kocayız biz. Şu anda kötü bir şey değil ki bunları söylemem. Ama karı koca arasında olur öyle mizah paylaşımlar kattım. Da. Yani mizah kattım, şimdi de beni hayatından... elini tersine itemez. Vallahi öyle ben, bir şey yok. Ben bunların böyle olacağını bile bile de yaptım ve ne dedim biliyor musun? Bak evlenmeden önce diyordum ki yine de helali hoş olsun. Böyle söyledim. O zaman evlenmeyecekti. Burada evet demeyecekti bana. Bana kapımda yatıp benimle evlen demeyecekti. Şimdi ne oldu? Ben hep böyleydim. Ben hep böyleydim. Hiç İşin aslı ortaya çıktı. Versen ben bir şey İşin aslı ortaya çıktı. Efendim Şükran. Haydi mikrofon. Burada Nurgül'cüm haklısın. Çok emek ettim ben. Evet, geçmişiniz de çok iyi. Şimdi meşhur olup Emre bence senden uzaklaşmak istiyor diye oldu düşünüyorum. Oldu zaten, olduğu için böyle. Oldu ya. Şimdi artık oldu. Erkan Nasları çektiriyoruz hak, artık burada yani. Burada sana hak veriyorum. Efendim Ayşe. Emre bir şey sorabilir miyim? Gerçekten Nurgül'le tanışmadan önce gelirin o kadar yüksek miydi? Nurgül'le tanıştıktan sonra gelirin arttı. Ben Nurgül'le tanıştıktan sonra daha çok fakirleştim. Ben Nurgül'den önce çok zengindim. Durumum da gayet iyiydi. İnanın diyorum. Günlük bana yetecek normal standartlarda daha çok parayla gezen bir insandım. Nurgül'le tanıştıktan sonra
elimdeki avcumdaki yatırım yapacağım bütün paraların hepsini Nurgül'e harcadım. Açık şimdi konuşuyorum. Şöyle bir şey var. Yazık, yazık. Para kazanıyorsun. Nasıl yaşadığına bağlı. Evet biz çok iyi yaşıyoruz. Paramızı evet. harcıyoruz. Evet o zaman para... İki Photoshop yapıyordu. Photoshop'ları para de... akışı vardı ki gitti. Aynen öyle yani. O zaman akışın yoktu. Evde oturuyordun. Photoshop evet. yapıyordun. Bir kahve alıyordun. Paran gitmiyordu. Ama artık evet. Gözünü açtım anladın mı? Dünyaya bakışını açtım. Bir mizah kattım dediğim gibi. Yani benim sanımdaki emeğim nasıl yok sayarsın sen. Peki Nazlı Hanım'ın Emre'ye ev alacağım sana deme nedeni bu olabilir mi? Artık müzik piyasasında... senden ayrılmasını daha da bu konuda presliyor olabilir mi? Şöyle söyleyeyim. Benden önce şimdi ilk tanıştığımız zamanlar bir mekana girdiğimiz zaman bile yanındaki kişilerden dolayı Emre böyle bakılmıyordu. Ha. Şimdi yanındaki kadın adamı güzel gösterir. Bu bir gerçek. Tabii. Ben güzel gösterdim onu. Yani bunları kendi de aslında kabul ediyordu öncesinde. Evet sen bana çok şey kattın. Şu anda ne oluyor yani? Şimdi niye kabul ne oldu biliyor musun merak abla? Ettim. Bakın şimdi o kadar çok olay döndü ki burada. Ben Nurgül'ün çok arkasında durdum ve Nurgül'ü üzecek tek bir kelime söylemedim. Eskiler açıldı. Yani inanın ama benim değmeyecek. Ama bir eskim var. Geldi burada bambaşka gösterdi. Sen beni kocan diye bir kere ya bak şu anda senin ayrı. Bak Şadıman abla ne dedi? İlk başta seni nasıl gösterdi bu kız dedi. Bak şu anda... Beni bu hale getiren sen ve ailensin Emre. Sen çok hakaretname konuşuyorsun. Nurgül. Hayır ben çok yaklaştım. Kaç defa annenin kapısına gittim. Efendim Semra? Bence Emre yalan söylüyor. Nurgül'e hala aşık. Onu kızdırmak için söylüyor. Baksanıza 1 milyon 300 bin küsür para harcamış yani. Daha ne yapsın Emre onun için? O 1 milyon 300 bine yakın parayı silme nedeni bunu siliyorum. Yeter ki beni boşa dedi ama dün. Onu kızdırmak için yapıyor bence. Kıskandırıyor. Kızdırmak değil yani Nurgül ya kızdırma olsa bile Nurgül kızsın da beni boşasın. Amaç bu. Yani Emre boşanmayı kafasına koymuş. Bu konuda Nurgül'e katılıyorum. Güzel bir hayat onu bekliyor. Nerede akşam orada sabah. Onu da yaşadı yani biz 4 sene hiç hayatına başkası da girmedi benden başka. Yani belli bir yaştan sonra erkeklerde o var. Nerede akşam orada sabah yaşamayı seviyorlar yani. Emre bugüne kadar yaşamış bu saatten sonra da yaşamak istiyor. Ben de ona engel oluyorum. Şükriyeciğim. Bence burada Nurgül haklı. Emre gerilim yaratıp kaçmak istiyor. Ha. Evet. Evet. Ben de hiç yaratmıyorum. Ama o kadarsa yaratıyor. Emre çok yaratıyor gerilimi. Ablacığım ben çöpten... çok sakinim. Boşanmayacağım diyorum. Nurgül boşanmayacağım der mi normalde? Çöpten çıkardım derse gerilim yaratırım. Kusura bakmayın. Bugün erkek adamım 30 yaşında bir insanım. Yani çöpten... Benim ailem 7 sülalem izliyor burada. Çöpten kimse kimseyi çıkartmadı. Hayırdır? Ne kadar da, paranız vardı da? Ufkunu beni, açtık diyelim. Beni çöpten çıkarttınız. Yani yarattınız. Konuşmayı bilmiyorsunuz önce. Önce annen de sen de önce çıktığınız kelimelerin nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Överken gömüyorsunuz. Bizi överken öğrettiniz bizi. Konuşa konuşa öğrettiniz bize konuşa. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Yok. Ben hiçbir zaman saygımı bozmuyorum. Yok. Benim gibi de bir adam bulamazsınız. Biz Trabzonluyuz. Siz ne istiyorsunuz oğlum? Fıstık gibi kız bulmuş almışsınız. Bir de Nur gibi kız bulabiliyor musun? Artık o. Çok var. O artık şimdi elitleşti ya. İmkanı yok bulamazsın. Kendini elit zannediyor ya. 30 yaşındayım. Hayatımda evet... Burada bazı kattığı noktalar var Nurgül'ün bana. Ama kattığından daha fazla zararı var. Vallahi bana çok zararı var. Hiç ben de her zarar zaman... vermişim gibi gözükmüyor. Bayağı meşhur oldun. Hiç de zarar katmamışım ne yani. Ne zarar verdi sana be? Yani bunun cefasını ben çektim diyor Nurgül. Sefayı da başkasına sürdürtmem. Öyle mi diyorsun? Verdi. Aynen öyle. Verdiği zararlardan bir şey söylesene. Bunu verdi bana de. Nurgül şimdi bugün çözdüm seni. Evet evet gerçekten. Çünkü Nurgül böyle Emre boşanalım diyecek Nurgül de boşamıyorum. Seviyorum kocacığım seni. Doğru Allah Allah diyordum Nurgül niye böyle diyor. Çünkü Nurgül'ün karakterini biliyorum. Normalde defol git hayatımdan diyecek kız.
Ama içine ukde kalmış onun yani. Ablacığım yok, hepsi numara, hepsi para peşinde. Ben klip çıkarttım, bir şeyler yapıyorum ya, hepsi para peşinde. Az önce 2 dakika önce annesi diyor çöpten çıkarttım. Bir özür dile diyorum, dilemiyor bile. Ne gülüyor burada ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Niye gülüyor bir de ya. Bu da kızı da savunuyor bunu. Gülüyorum. Yani bir kız bunu nasıl savunur? Tabii. Savunuyorsun. Ayo! Anneni savunuyorsun. Niye geçmiyorum? İstemiyorum kızım ben seni. İstemiyorum ya. Annemle düzgün konuşacaksın. Düzgün konuşmuyorum. Annem benimle düzgün konuşacak. Yanında 30 yaşında delikanlı bir adamın onuruyla gururuyla oynayamazsın sen. Sen kimsin ki beni çöpten çıkarttın? Pardon, kimsiniz doğru siz ya? Söylemedi. Alacak kızını, başına mı çalıyor, ne yapıyorsa yapsın. Al götür kızını diyorum, sana götür başına kızını. Neyi bekliyorsunuz burada? Beklediğiniz şey ne? He? Neyi bekliyorsun? 100 sene beklemeyeceksin. Boşamıyorum. Sen kusura bakma. Beklemeyeceksin. Benim beklediğim bir şey yok. Boşan kızım, bu kadar zor değil. Annenin istediğini vermeyeceğim. Seni meşrudup annene teslim etmiyorum. İnsan gibi söyledin mi abla? Yalvardım. Diyor ki ayağımı öp. Ya dediği kelime. Önce de sen dedin ki senin ayağını öpeyim ki benden boşan dedin. Evet. Ben de ona nazaran söyledim ayağımın altını öp diye. Senin söylediğin şeyi söyledim ben. Vallahi ben istemiyorum. Artık yeter, ben yoruldum. Ben istiyorum. Yoruldum ben. İmza bende. Hiç. Ben istiyorum. Nazlı'nın gelmemesi de bu planın bir parçası bence. Nasıl? İşte Emre böyle kargaşa yaratacak. Annesi oradan onu öğretecek. Kaçmak için bahaneler zaten arıyor. Anlamadım ne dediğini ya. Baştan söyle Şükrü, mikrofonu yakın tut. Nazlı'nın gelmemesi bu planın bir parçası. Aa. Evet. Yok Nazlı öyle planların kadını yapar, değil ya. Yapar yapar. Çünkü zamanında Nurgül'ü yerle beraber etti. Seda Hanım, artık siz de kurtulmak hala istiyorlar. Nazlı Hanım tanımadınız mı ya? Yok ya, Nazlı Hanım planın parçası falan değil ya. Değil. Parçası parçası göreceksiniz. Öyle mi Emre? Ben bilmiyorum ablacığım. Allah Allah. Efendim Tülay. Yani Emre düne kadar Nurgül'e aşıktı. Yerlerde sürünüyordu. Şimdi meşhur olduktan sonra mı Nurgül'ü istemiyor? Nurgül aynen boşanmak öyle istedi senden. Sen gitmedin. Ablacığım meşhurum da ne? Trilyonlarım mı var? Katlarım mı var? Villalarım ama mı var? Benim hiçbir şeyim yok peki ya. Peki niye böyle Allah yararlısın? Allah. Gelmiyor. Hiçbir şeyim yok. Kalkmış bana burada diyor. Boşanıyorsa boşansın. Bak bitirelim bu işi. Zaten benim elimde delillerim var abla. Ben boşamıyorum. Giderim. Mayıs'ta boşanırım. Kocamı çok seviyorum. Sen de seviyorum. Görürsün. İstemiyorum. Boşamıyorum. Görüşürüz. Esef Bey geldi. Ortalık birbirine girdi. Elin öpsün. Mübarek gün. Öpsün. Öpsün Esef Bey. Hayır. Ya bırak. Vaydalan abi. Esef Bey, bir şey söyle. Allah Allah. Şşş, tamam. Bu olanlardan sonra Kemal Bey ve Nuriye Hanım desteklerini geri çekti. Ne yaparsanız yapın, biz gideriz artık. Bir daha da aramayın. Ben ne ev tutarım, ne sizin yanınızda olurum. Şu saatten sonra bittiniz. Murat ve Havva Nur'unsa tek derdi Karaman mı, İstanbul mu? En huzurlu, en güzel İstanbul. Karaman da bulsun girsin işe. Bu saatten sonra benim dedim. Ve Murat nokta atışı yapan o soruyu sordu. Dün babanı salsalardı. Benim üstüme geldiği zaman önüne geçecek miydi? Engel olacak mıydı? Havva Nur'un sessizliği hala kararsız olduğunu mu gösteriyor? Peki bu hikayenin sonu ne olacak? Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Evet, Nuriye Hanım burada. Nuriye Hanımcığım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Çok şükür bugün daha iyisin. İyiyim, şükürler olsun. Kemal Bey yok. Nereye gitti Kemal Bey? Gitti mi, burada mı? Yayına mı çıkmıyor? Küstü bize. Biraz peki, o sinirli biraz. Haklı. Siz de biraz dün üstüne gittiniz. Yanlış anladı adamcağız. Havva Nur ve Murat, önce bir hatırlayalım. Bugün konuşacağımız çok şey var. Burada dendi ki mümkün değil gelebilmesi. Onun en yoğun zamanı dendi. Evet. Gece gündüz çalışıyor, nefes alacak vakti yok dedi Murat da dahil. Gelemez dediler. Dedi. Sen kalktın geldin ve sinirlisin. Niye geldim acaba? Neden? Murat Bey davet etti beni. Sen mi davet ettin? Evet.
Ben geçen gün davet ettim mi? Burada gel, konuşalım. Ha. Oturalım. Tatlılığa bağlayalım diye. Geçen gün dedim mi Seda abla? Evet, doğru. Ha. Yok, öyle bir şey yok. Gel senin... dedi. Aa! Evet, hadi. Aa, yok ya. Geldim, onun için geldim ben buraya. Demedi, Esef Bey. Evet. Telefon açıyor, oh. İstanbul'a gel, sana soracağım dedik. Bak bu İstanbul'dayım ben, 10 kere geldim. Esef Bey. Evet. Öyle sor bakayım ya. Telefona. Öyle demedi. Dedim mi? Yüzüne sor bakayım demiş mi? Kemal Bey'e sor. Bir dakika abi ya. Bir şey dedim ben ya. Niye tutuyorsun? Bırak. Dedi benim. Konuşuyorum ben. Konuş. Sakin. Sakin Esef Bey. Dedin mi demedin mi? Esef Bey canlı yayındayız, kurban olayım. Dedi mi demedi mi? Sorun Seda Hanım. Bizim canlı yayında demedi ama sizde telefonla... Canlı yayında diyemez çünkü. Nerede? Telefonla mı dedi? Telefon açıyor, oh. Ben... boşanmak istiyorum diyordum. Ne oldu? Düzeldi mi her şey? Ha? Ne düzeldi bana bir söyle bakayım. Ha, i̇stemiyorum Murat'ı... arkadaşım. Sizin çocuğunuzu istemiyorum ya, ya zorlamayın beni. O... sizin çocuğunuzu istemiyorum ya, ya zorlamayın beni. O... ben sana hiçbir şey dedim mi? He? Evet, şöyle sakin konuş. Ya Allah uğraşıyorsunuz Allah. Olsun diye bak. İstemiyorum abi. Benim hanımı da aramayın, beni de aramayın ya. Ne haliniz varsa görün abi ya. Gel. Hayır. Gel oğlum gel. Hayır, gel. Hayır, hayır. Gel. Paylaşalım gel ya. Hayır. Aferin. Nasıl hayır. Gel abi. Aferin. Gel. Aferin. Gel. Aferin, aferin Murat. Gel. Oturun kalk. Gel, gel oğlum. Gel paylaşalım hadi. İstanbul'a gel diyordun. Bak bu İstanbul'dayım ben. 10 kere geldim lan hadi. Ya bırak şunu. Vaydalan abi. Esnaf Bey, Allah Allah, Allah Allah. Şşş, tamam. Esnaf Bey, bir şey söyle. Allah Allah, Allah Allah. Şşş, tamam. Ne oldu oğlum? Nasıl oldu bu olay? Benim anlatmama gerek yok, babamı söylesin abla. Söyle. Bildiği bir şey yani. Ben çünkü... yoktum senin benim babamın neler söylediğinde. Babasına ağlıyordu telefonda. Heh. Ağlarken ne dedi? Ben geleceğim dedi. Tamam sen gel dedi. Çocuğu da al gel dedi. Bak çocuğu da kabul ettim dedi. Çocuğu da al gel dedi. Evet. Bu sefer dedi hadi gelsin bakalım evin eve dedi. Geldiği zaman dedi bilmem ne yapacağım dedi. O küfür etti büyük o, küfür. Onu dedi o kelimeyi evet. Söyledi. Apırlı açık konuştu bir de Havanur. Ben bu kelimenin sonrasında aradım ben. Havanur. Ben aramadım demiyorum. Ben ki o kelimeleri söyledin de demiyorum. Bana kelime gelmiş ki o kelimenin karşılığını vermişim. Ben dün neden istifimi bozmadım? Neden? Çünkü... ben söz verdim. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Ben kimseye müdahalede bulunmayacağım. Havanur'a söz verdim. Söz verdim. Laf söylemeyeceğim. Bir dakika, Havanur niye güldün? Niye böyle alaycı güldün yaptın? Neden? Ya alay ediyor zaten, dalga geçiyor. Ama yapmadı, doğru söylüyor çocuk. Öyle oturdu. Ben bir söz verdim. Niye yapmadı acaba? Madem. Ben düşüncesini söyleyeyim. Biz müdahalede bulunmadık. Babasını biz burada kötü duruma düşürmek için yapmamışız. Hayır. Bunu Havanur söyledi. Bu bize Esef Bey'in ve Havanur'un bir oyunuydu. Oyunu yapmak istediler ve beceremediler. Havanur'la Esef Bey'in bana oyunuydu. Ve biz hiç seslenmeyince bu oyun patladı. Havanur şuraya oturdu. Diyemedi babasına. Baba ben bu adamları ben çağırdım diye. Kızım ben seni ben neye çağırdım? Şu saatten sonra ben ne ev tutarım, ne sizin yanınızda olurum, ne görürüm. Şu saatten sonra bittiniz. Oyunlarını da söyleyeyim. Babasının bu şekilde yapacağını Havanur biliyormuş. Haberi varmış. Anlaşmışlar. Bir de bir şey soracağım. Tamam, sana soruyorum bak. Dopra dopra bana bu sorduğum soruya bir cevap ver. Dün babanı salsalardı. Ama bana 3 senenin... üstüne yemin ederek, 3 senedir konuşuyoruz. Bir tane evladımız var, nikahlı karımsın, eşimsin. Sana bir soru soracağım. Dün babanı salsalardı, benim üstüme geldiği zaman vurma önüne geçecek miydi? Geçmezdi. Hayır, geçmezdi. Geçecek miydi? Hiçbir zaman şunu şöyle yap demedim. Dediysem namerdim ama dediğim kelime şu. Oğlum bir an evvel evinizi kurun, bir an evvel yuvanızı kurun. Ha, Havanur dedi sinirli. Oğlum dedim yaklaşma. Sinirliyse dolaş dedim aşağıya bir çay iç. Bu ise kötü, yine kötü olayım ben hadi. Ama bunların derdi bizim yuvamızı, ondan sonra bizim aileleri birbirine düşürmek. Yani ne bileyim oradaki çocukları rahatsız etmek,
Havanur'un derdi bu. Burada Kemal Bey benim arkamdan konuşmasın bak. Arkamdan? Evet. Anlaşmışlar bunlar babasıyla. Babası onun için gelmiş. Oğlunun hatası için geldiğimi hiç söylemiyor tabii. Ha, onu bilmiyorum. Bu duyumu nereden aldınız Kemal Bey? Ben anlaşmışlar demedim. Sadece Esef'le Havanur'un bu oyunu dedim. Oyun abi ben oyun yapmam ya. Bitti. Evet. Ben oyun yapacak bir şeyim yok. Oturdum. Şunu da söyleyeyim Kemal Efendi bak. Hani dün sen bu çocukların arkasındaydın. Ev tutuyordun. Ne oldu bugün hemen vazgeçtin? Evet. Niye vazgeçildi abi? Araya girmek istiyorum. Kemal Bey'in bundan sonra hiçbir şeyinize karışmayacağım demesinin nedeni siz buradayken Havva Nur'un evet seni ben çağırdım dememesi gücüne dedim gitti ama. Kemal Bey'in. Ama dedi orada ben çağırdım dedi Kemal Bey. Söyledi o çocuk orada. Bu olay üzerine dün Murat canlı yayında, biraz önce VTR'de izlediğiniz gibi Murat canlı yayında Havva Nur'a sordu. Eğer babanı canlı yayında tutmasalardı, bana bir hamlede bulunsaydı, bana vurmaya kalksaydı, araya girer miydin, girmez miydin? Babanın önünde durur muydun, durmaz mıydın? Akşam bunun cevabını alabildin mi? Yayından sonra özel olarak sordun mu? Yok, sormadım. Niye burada sormadın? Burada cevabını vermediği için yani dışarıda sorsam da verirdi ya. Vermez, belki burada vermedi verirdi cevabını. Bence verirdi. Yani ben de olsam ben sorardım mesela. Belki tereddüt etmem ya. Tereddüt etmem ya. Ama sen hep diyorsun tabii ya. Tabii bir müdahalede bulunurdum. İster istemez baba yapma diyebilirdim diye. Ben anında cevap veririm. Ama Havanur o cevabı veremez. Tamam ama hani hep sen diyorsun ya. Şöyle savunman var senin. Havanur ekranda başka, ekran arkasında başka abla diyorsun. Tamam, farklı. Buradan diyorsun annesi babası izlediği için söyleyemediklerini ekran arkasında söylüyor. Ben olsam o soruyu bir de yayın bittikten sonra sorardım. Öyle değil mi? Acaba ne düşünüyor? Çünkü gerçek düşüncesi bu mu? Girmez miydi araya? Girmez. Ondan emin olduğun için emin mi sormadın? Emin, netim. Nuriye Hanım. Efendim. Esef Bey Havva Nur'un yanında. O geldiğinde, canlı yere geldiğinde Murat'a hani vurmaya kalksaydı ya da ulaşabilseydi, vursaydı evet. Havva Nur önüne durur muydu babasının? Durmazdı. Başka birisi olsa durur da mesela Murat'a başka birisi müdahale etse bir durur da babası olduğu için durmadı. Çünkü şimdi şöyle durmadı. Çünkü arada ben de kaynayacağım. Çünkü, ben de gideceğim. Doğru. Ben de gideceğim. Yani bu dürüstçe bir cevaptı ama. Arada olan bana olacaktı. Yani bana bir vurursa yani bana iki vuracaksa Havanur'a bir vururdu burada. Onu da yapabilecek kapasitede yapar. Çünkü başımıza geldi. O anki sinirle ikisine de belki Nuriye vurabilirdi. Hanım. Özür dilerim. Nuriye Hanım'dan şunu duydum. Bu da önemli bir şey. Bir kayınvalide olarak dedi ki, başkası olsa Murat'a dokundurtmaz. Önüne durur ama söz konusu babasıysa araya girmez dedi. Bu da çok ona dürüstçe. Bu da dürüstçe. Başkasına laf söyletme ama kendisi söylüyor Havanur'um. Kendisi söyler ama başka dıştan birine... Ben senin bu dürüstlüğüne hastayım zaten. Teşekkür ediyorum. Öyle değil mi ama? Çok direkt, yani, net söylüyor. Yani hiç... Sallamıyor kadın, demiyor yani. Bak işte durmadı da oğlumun önüne durmadı da işte bu gel böyle gelin mi olur bilmem ne. Demiyor, diyor ki bu hamleyi başkası yapsaydı Havva Nur araya girmek değil perişan ederdi. Doğru, ses karakteri getirir. Bu. Tüm Türkiye'ye ses getirir. Evet. Yapar. Ama onunla hakkını yemem. Babasıysa efendim Tülay. Ben Havva Nur'a söylemek istiyorum. Seda Hanım bile hemen atladı, araya girdi. Eğer çok seviyorsan Murat'ı, orada müdahale etmen gerekiyordu. Ama müdahale etmeyi bırak. Aynı şekilde senin başına gelse sen ne yapardın? Eğer seviyorsan müdahale ederdin. Ederdin tabii. Evet. Lafta ederdiniz çünkü. Lafa gelince çok bilmişlik yapıyorsunuz çünkü. Dışarıda çok seviyorsun ama. Yani ekran karşısında göster sevgini o zaman. Efendim Şadıman, sakin, güzel. Seda Hanım, şimdi bu olayda Havva Nur'un babası olduğu için tabii ki giremez araya.
yani babasını kıramaz. Kıramadığı için de Murat'a sahip olamadı. Girmeliydi diyen de var. Evet. Giremez diyen de var. Evet, giremez. Yani. Bence giremez. Şükran? Ben burada katılıyorum Hava Nur'a. Tabii ki babasına saygıdan dolayı Seda Hanımcığım giremezdi. Başkasına laf söyletmez tabii ki. Ama burada babası söz konusu olduğu için yapamadı tabii ki. Orada babası ona konuşurken babasına bile saygıdan cevap veremedi. Bu saygıdan kaynaklı zaten. Cevap verememesi bile saygıdan kaynaklı. Bence öyle düşünüyorum. Ayşe'cim? Ben tamamen saygı olarak adlandırmıyorum, korkudan. Korkudan zaten Murat da az önce söyledi, Hava Nur da söyledi, arada ben de kaynardım diye. Murat daha zaten ilişkide Hava Nur ve Hava Nur'un ailesi çok dominant. Murat'ınki saygı. Murat'ınki saygı, evet. Murat'ınki saygıydı. Ama ben istesem, yani o günkü olayda ben istesem ayağa kalkardım. Kalkmadı bile. Ben istesem kalkardım. Yani Hava Nur'a da müdahale ederdim, Esef abiye de müdahale ederdim. Yani burada ben ne yaptım? İstifimi bozmadım. Evet, Murat'ın buradaki duruşu çok güzel. İstifimi bozmamamın sebebini de söylerim. Hava Nur'u kaybetmekten korktum. Hava Nur'u kaybetmemek için ben istifimi bozmadım. Ben istifimi bozulsaydım bu sefer Hava Nur farklı davranacaktı bana. Ayrıca, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yani hiç şiddet gerek yok. Kimden gelirse gelsin şiddet şiddettir. Hiç hoş değil. Tasvip etmiyoruz. Keşke onu ben Hava Nur'u bir kere kaybetmekten korktum. Bak bir kere Hava Nur'u kaybetmekten korktum. İkinci hatayı ben o tavizi vermem. Ben artıdayken eksiğe düşmem. Var benim önüme yani bütün şeylerle gelsinler. Ama bu saatten sonra ben kimseye eksi vermem. Hep artıda kalırım. Var bana karşıdan gelsin hamle. Var bana hakaretler edilsin bu saatten sonra. Kimseye dönüp de eyvallah etmem. Yani karımı kaybetmek istemiyorum diyor. Ben bu konuda artık bu saatten sonra ne çocuğumu ne karımı kimseye ezdirmem. Ezdirmeden ziyade de kaybetme korkusunu öyle yaşayamam bu saatten sonra. Güzel. Ben netim bu saatten sonra. Şimdi siz dediniz ya, özür dilerim Metin, birazdan konuşacağız. Şimdi siz dediniz ya Hava Nur neden Seda Hanım bile araya girdi, sen neden bir hamlede bulunmadın? Hava Nur'un hamlede bulunmasını bırakın, Nuriye Hanım'ın şöyle bir hamlesine bile çok bozuldu. Görelim o görüntüleri. İstanbul'a gel diyordun, bak bu İstanbul'dayım ben, 10 kere geldim. Lan hadi. Ya bırak şunu, Vaydalan abi. Esnef Bey, bir şey söyle. Allah Allah, Allah Allah. Şşş, tamam. Tamam, tamam. Esnef Bey, bir şey söyle. Allah Allah, Allah Allah. Şşş, tamam. Tamam, tamam. Ya abi, ben bunun için geldim. Evet. Görüntülerin üzerine konuşmak istiyorum. Orada Nuriye Hanım aslında Esef Bey'in üzerine yürümek değil, bu konuşmalara, bu eyleme bir son verilmesini istedi. Çünkü kadının yerinden kalkması önemlidir. Kadın bir kavgayı bitirebilir. Bakın bu çok önemlidir. Belki hiç inanmazsınız ama doğuda çok önemli kavgaları bir kadının ayağa kalkması bitirir, biliyor musunuz? Evet. Herkes durur. Bu kadar önem verirler. Kadın yerinden kalktı mı şöyle bir hareket alması en büyük kavgayı bile, bir de bazı yerlerde eşarbını çıkarıp atıyorsa ortaya, herkes durur. Yani orada o erkeklerin arasında Nuriye Hanım'ın şöyle bir hamle alması bana göre çok cesurcaydı. Yani artık bunu bitirin, ayıp hamlesiydi o. Yoksa Nuriye Hanım'ın dün canlı yayında da söylediği gibi ne yapabilirim dedi Hava Nur'a, babana karşı sonuçta o bir erkek. Ama bu tartışmayı bitirmek hamlesiydi o bana göre. Yani kadın aslında bu kadar önemli, biliyor musunuz?
kadın girdiği zaman olayın içine her şey durur. Her şey değişebilir. Böyle bakıyorum ben. Böyle bakılanları da biliyorum, böyle bakanları da biliyorum. Yani benim çok arkadaşlarım var ki bizim için kadın önemlidir. Tartışmanın ortasına daldığında herkes kenara çekilir, biter. Yani bence Nuriye Hanım onu yapmak istedi. Çok da evet, yürekli bir davranıştı. Bir şey o gün yani bir şey yapma. Ha, oradan yerimden kalktım. Yani ne bu? Yani bu ne olacak bu son demek için? Yani başka bir şey ne yapabileceğimdi ben yani? Sonuçta karşımdaki bir tabii ki erkek yani. Sonuçta bir de dünürüz yani. Ben öyle terbiyesizdi kesinlikle yapmam yani. Efendim Şükrancığım. Evet, oradaki hamlesi gerçekten de olayı yatıştırmaktı. Bitirmek için. Evet, bitirmek evet, amaçlı girdi. Gördük burada zaten onu. Zaten araya girdiğinde de biraz yatışmıştı ortalık yani. Onun girmesi de çok iyi oldu Nuriye Hanım'a. Yok yok, çok alevliydi Nuriye Hanım kalktığında. Evet, dışarı zor gitti. Evet, çok alevliydi. Bayağı bir Metinciğim, kötüydü. Nuriye Hanım çok güzel bir hareket yaptı. Gerçekten takdir edilir. Aksine Kemal Bey veya Murat kalksaydı daha tehlikeli olurdu. Daha vahim olurdu. Yani, bravo. Yani bir tabii kadının yani kalkması Ayşe. Zaten biliyoruz Nuriye Hanım öyle kavgacı, şiddet meyilli biri değil. Asla değil. Konuşurken bile gayet adaletle sürekli oğlunu uyarıcı şekilde konuşuyor. Oğlunun suçu varsa senin suçun var. Daha çok Havanur'u koruyarak konuşuyor. Orada tamamen olayı yatıştırmak, hani Kemal Bey Allah korusun Murat'a vurur falan korkusuyla da evet, o hareketi yaptı. Bu sefer Kemal Bey kalkacaktı ayağa. Olay bitsin diye. Evet. Tülay? Aslında bence Nuriye Hanım ilk orada Murat'la Esef Bey'e bu işi dışarıda halledin deyince Esef Bey iyice alevlendi. Arkasından da hamleyi yapınca bu sefer ortalık iyice karıştı. Bence evet, öyle. Semra? Havanur o gün yanlış anladı, babamın üzerine yürüdün diye. Aslında olması gerekeni Nuriye Hanım yaptı yani. Gerçekten onu yani kutluyorum. Üstüne falan da evet, yürümedi. Bu işi bitirmekti. Yani ne yapıyorsunuz? Havanur sadece o bölümü, o kareyi yanlış anladı. Ondan sonra sana ne oluyor dedi. O değil. Benim anlamadım. Bana neden tepki gösterdi, beni niye iteledi onu anlamış değilim. Havva'da ne anladı biliyor musun? Orada bir karambol yaşanınca ha, babana yükleniliyor sandı. İşte, Nuriye Hanım da babanın üzerine yürüyor zannetti. Bir anda herkes babasının kim olsa etrafında ölenler ama. Ha yavrum? Kim olsa ölenler. Öyle anladı. Yoksa ama yani erkeğe dedi. Mesela şimdi ben güzel bir konuya basacağım ben şimdi. Örnek, şurada bayrama bir şey kalmadı. Evet. Yani malum. Önümüzde bir 15 gün var. Şimdi sorun Karaman. Hiç gitmeyin. Yok Sedalı, tamam gitmeyin. Hayır. Şimdi bayrama gideceğiz. Şimdi bayrama gittiğimiz zaman. Eyvah eyvah. Nasıl olacak şimdi? Nasıl olacak? Esef Bey kapısının önünden geçirtmez sizi. Şimdi bayramda sen benimle mi kalacaksın? Oğlumuzla birlikte bayram gezmesine çıkacağız. Yoksa ailenle birlikte kalıp ailenle birlikte mi gezeceğim bayram gezmesine? Nerede kalacaksın? He? Nerede kalacaksın? Hani sana kalmış, sana nerede kalacaksın? Hani ev? Ya onu ben hallederim. Ne bizim evimiz şimdi, yok mu? Dur. Ya bizim evimiz var. Bir de ondan ziyade şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani normalde de gittiğinizde ne olacak mesela? Normalde mi? Yani normal gittiğimizde de biz kendi evimize kalacağız. O zamana ben nasıl kendi evimde kalacağım? Karar verdin mi? Karaman mı? Onu diyor bak. Annen dedi ki bizde kalacağız. Bayramda nerede kalacaksın? Onu söyle sen bana. Bayramda mı? Nerede kalacaksın? Tamam. Ben ayrıca ev tutarım ben. Tutar. Yani bayramı atlatmak için bir tane ev tutarım. O sorun değil. Öyle ya temel bayram otel var bilmem ne var. Konu o değil, konu o değil. Oradan çıkın. Neden? Oteli var bilmem nesi var. Siz şeye karar verdiniz mi? Nerede yaşayacağınıza? Ben burada. Kararım belli. Burada. Karaman'da. İyi sen burada yaşa, ben Karaman'da yaşayayım.
Çocuğumla beraber Karaman'da yaşadım. Havanur, baban da dedi. Ekmek nerede? Orada kalacaksın dedi. Ondan sonra ne dedi? Oradan başka bir yerde yapamaz bu kız dedi. Yapamam. Ne dedin bilmediğim abim, şehirde dedin, yapamam anlamadım. Ben. Bir şey dedin az önce. Sen burada kal, ben çocuğumla Karaman'da yaşayayım. Tamam kabul. Boşanacaksın ama. Niye boşanacağım, Allah Allah. İyiymişsin sen. Boşanma nereden çıktı? Hem diyorsun tamam ben çocuğumla birlikte orada kalayım, sen burada kal, tamam ben burada çalışayım. Tamam siz orada kalın. Ben sizin paranızı göndereyim. Aynen, o da güzel yani, değil mi? Bir sürü öyle çalışan, yani dışarıda, yurt dışında falan çalışan bir sürü erkek var yani. Bir sürü insan var canım. Türkiye'de kalıyor eşi, o kadar, memlekette. Tabii canım. Gurbette yani, çalışan giden gelen. Eşi çocuğu orada. Koskoca hani, Karaman'da iş bulamadı, geldi buraya. Gurbetçiler, Mehmetçiklerimiz var, polislerimiz var. Eşi memleketinde kalıyor. Uzman çalışanımız var. Onlarla kendini bir tutma sen. Ya gene aynı. Onlarla kendini bir tutma. Aynı. Ne alakası var? Onların mesleği görevi gereğince yapıyor onlar. Senin mesleğin ne? Ben fırıncıyım ben de. Karaman'da fırın yok. Niye? Ben de fırıncıyım işte. Karaman'da fırın yok. Murat, benim bir fikrim var bak. Heh. Ne güzel bak. Tamam, Karaman'da tutun. O zaman ikiniz de fabrikaya girin. Çocuğa ben bakarım. Ben gidiyorum. Çok güzel bak. Ben karı koca birlikte gider gelirsiniz 8 saat. Ben çalışmam. Niye? Daha gençsin kızım. Niye çalışmayacaksın ben da? Ben çalışmam. Herkes çalışıyor. Ben kendi mesleğimden başka bir şey yapmam. Ya babası, mesleğine sonuna bakarsın. Babasına bir buçuk yıl çalışın hayır, diyor. Hayır, ben kendi mesleğimden başka bir şey yapmam. Ben bir fotoğrafçılık yaptım. Bir de babamın yanında çalıştım. Başka bir şey görmedim ben. Sen beceremem. Sen gitsen babanın yanında çalışırsın he. Ama huzurunuz yok sizin. Sen orada fırında çalışırken he? Senin evin içine tatlı huzur verilecekler. Bak en güzeli benim fikrimden. En fazla iki gün. En fazla iki gün. Biz Karaman'da ev tutalım en fazla iki gün. Üçüncüsü günü var ya, evin içinde savaş çıkar. Çıkar. Niye? Gelmez ki evinize onlar. Kim? Gelme değil. Eve gelmelerine gerek yok. Gelmeden. Bu yetiyor. Sana da o yetiyor. Ne? Ha benim telefonum mu var? Önceden. Bak size bir şey diyeyim mi bak? İkiniz de beni dinleyin. En güzel benim fikrim ben Seda Hanım. Çalışmam evet. Ben. Sabah 8'de işbaşı yapacaklar fabrikaya. 4'te çıkacaklar. Evet. 4'te gidecekler. 1'de çıkacaklar. 12'de gidecekler. Sabah 8'de çıkacaklar. 9'da çıkacaklar. Sosyal mesleğe vakitleri kalmayacak. Sadece işleriyle evleriyle gidecekler. Ben çalışmak için onların evlenmedim. Onların hayatı var ya, o zaman çok ya güzel. Ya çalışmasını ben çalışmak için evlenmedim. Ama sadece ben çalışmasını istemiyorum. Sadece beni özgür bıraksın. İş konumundan beni özgür bıraksın. Karaman'da dolu iş var. Beni iş konumundan... Ya Karaman yok. Var. Karaman'da sana huzur vermezler. Vermedim. Senin evine tat, tuz vermezler. Biz senin için onlar da, kötü. Bak, biz senin için onlar kötü. Biz kötüyüz. Bizzat da bak kötü demiyorum ben. Ben kötülemiyorum. Bizzat da sana huzur vermeyecek kişiyi söyleyeyim, o da annen. Bak sana huzuru vermeyecek. Şu anda bile ne? Sadece attığı mesaj şu. Sen onunla evli olduğun süreçte onlar adam olmaz. Bu eve de evli olduğun süreçte giremezsin o çocukla birlikte. Hala sürekli attığı mesaj bu. Yalansa söylesin. En son ne zaman atmış? Ne zaman atmış? 2 gün önce. Aç. Açarım. Aç. Annenin attığı 2 gün önceki mesajı aç. Açarım. Tamam. Normal mesajlarına gir. Attığı mesaj orada. Silmediysen daha doğrusu. Hala mı? Bu şekilde yazmış. 30 Mart. İşte o öyle oldu. Silmediyse. İşte. Ama aynı bu şekilde bu mesajı yazmış. Sen mesajlarını niye okuyorsun ya? Ne haklı okuyorsun? Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben senin telefonunun şifresini bilmiyorum. Kitlesin şu an giremem. Ama şöyle bir şey var. Bazen odaya giriyor. Bazen odaya giriyor. Oğlanın odasına giriyor. Kapıyı da kapatıyor. Sessiz bir şeyle konuşuyor. Bu da benim kafama soru işareti kalıyor. Sessiz benden gizli mesaj. Acaba nereden? Acaba kimle? O benim kafama soru işareti.
Yani tamam sen onları yaparsan Havanur uyuduğu zaman parmak izi illaki telefonunu kayıttı zaten. Uyuduğu zaman parmağını oku diyorum. Parmağını oku diyorum, telefonu aç diyorum. Bak söylüyorum ha. Kimle konuştum? Konuştuysam bir Zeynel amcamla konuştum. Yani o ben... da bağlanabilir yani, sıkıntı yok. Ya bağlansın. Ya benim için hiç önemli değil. Bağlanmış, bağlanmamış. Yani Zeynel amcan falan bana bir şey diyemez. Demeye hakkı da yok. Bak açık açık söylüyorum ha. Ona demeye hakkın yok. Bak söylüyorum. Bak, fazla bak. Açık açık fazla söylüyorum. Fazla kaşınma. Ateş olsa cümre kadar yer yakar. Kaşınma. Zeynel amcan falan hayırdır? Sen bak hayırdır. Açık açık söylüyorum bak ha. Sen hayırdır? Yani dışarının düşmandalı. Ben kimseye karıştırmıyorsam, evliliğime müdahale ettirmiyorsam sen de ettirme. Sana göre öyle. Annem baban harici. Bak anneler babaları demiyorum baba yarım. Anneler babaları evliliğe müdahale edebilir. Ama anneden babadan hariç kimseye müdahale etme. Hayatına, evliliğine sokma. Amcan elimizin tersi dışında kalır. Ben nasıl katmıyorsam, yanlış mı Müsveda abla? Benim hangi bir amcam mesaj atıyor bana? Hangi bir dayım diyor? İyi, kimseyle konuşmayayım o zaman. Hayır, konuş. Ben konuşmana bir şey demiyorum. Ama evliliğine müdahale ettir mi? Hani ne zaman tehdit beni, etti? Beni Zeynel amca. Ne zaman etti? Aradı bilene yayına girmeden önce geçenlerde. Beni aradı yayına girmeden önce. Bana mesaj attı, bak, dedi, ben onu tehdit etmedim dedi. Dedi kelime dur. Ya yalan söyleme. Dur söyleyeyim. Babam bitti, amcama mı baktın? Dur. Şimdi dedi ki bak dedi bu zamana kadar devreye girmedim. Devreye gir. Bunu amcasının kendisi söylesin, yalanlısa bağlantısını söylesin. Yüzleşirim ne de. Ne zaman? Ben ya, bu zamana kadar sene, devreye girmedim. Geçen sene. Ya geçen sene, meçen sene. Ya, ben devreye girmedim. Artık kapattık onları. Senin... Ya ben kapattım zaten. Ama diyor ki, bak diyor kaşın... Bak Havanur söylüyor bunu, az önce söyledi. Dedim. Bu ne demek? Dedim. Ya bu ne demek? Babam bitti, şimdi sıra Zeynel amcamda. Allah Allah. Ama kelimeyi başlatan Seda abla kendisi. Bir sakin olun çocuklar. Ya Murat ben o krizden dolayı, dünkü krizden dolayı seni öncelikle tebrik ediyorum ama lütfen biraz üslubunuzu düzeltir misiniz? Yani karı koca olarak birbirinize saygı duyar mısınız? Şimdi Karaman'a gittiğim zaman ben Karaman'a gittiğim zamanı düşünüyorum ben. Tamam. Başka bir yer değil. Hadi gittik diyelim. Huzur olmayacak ablacığım. Mecbur ama gidecek. Nereden biliyorsun? Ben buna ya mecbur eminim gidecek. Bu husumetlik devam edecek. Belki çıkaran düzelecek, ki. Belki düzelecek. Çarşıda pazarda. Çıkaran ki. Bak çarşıda pazarda illaki denk geleceğiz Seda abla. Murat mı çıkarıyor? Duymayın görmeyin. Bekle Aslancığım, Murat mı çıkarıyor? Ben mi çıkarıyorum kim şimdi? Çıkarıyor başka? Sorduğumu soruya bilene cevap vermiyor kim ki. Çıkarıyor başka? Yani şu an ben mi yapıyorum her şeyi? Bütün evet. bu olayların sorumlusu olarak Murat'ı mı görüyorsun? Yani Karaman'a da giderseniz çıkarsa olay Murat yüzünden mi çıkar annem? Çıkar. Yok benim yüzümden mi? Ya bir soru soruyoruz insan gibi. Bu tarafa dön de konuşsana. Adam yerine koymuyor mu bizi? Ya bir insan gibi bu tarafa dön de konuşsana. Görüyor muyum ben seni? Karaman'a gittiğim zaman olay... Mecbur yani... gideceksin, mecbur. Ya ben neye mecbur gideceğim? Mecbur ya? Gideceğim, ben giderim. Kimse bana, alırım kimse çocuğumu, bana mecburiyet giderim. Şart koşamaz. Alırım çocuğumu, giderim. Daha siz yeni barıştınız ya. Yok o değil abla, ben kötü bir şey demiyorum. Ben dedim ki, Karaman'a gittiğim zaman... Mesela diyorum bayram veyahut da başka gün fark etmiyor yani. Evet. Birlikte mi gezeceğiz dedim, sadece bir soru sordum. Benle birlikte mi kalacaksın veyahut da ailenin yanında mı kalacaksın, benle birlikte mi gezeceksin? Sadece bu soruya cevap istiyorum ben ya. Kötü bir şey demedim yani. Niye soruyorsun bunu? Kendim çok gezerim. Normal, seninle kalacak tabii. Abla ben ağzından duymak istiyorum. İnsan kocasının yanında olur yani. Ben burada yayında ağzından duymak istiyorum. Ben seninle kalacağım, bayramı birlikte gezeceğiz. Çocuğumuzu da alacağız, gezeceğiz. Bayramlaşacağız diyerekten ağzından duymak istiyorum. Kötü bir şey değil yani bu. Eğer ki buna cevap veremezse, yani ben ailemle kalırım, çocuğumla ben ayrı gezerim, sen ayrı gezerim derse
O zaman ben Karaman'a gitmeyeceğim. Karaman'a sadece bayramda Havanur gidecek. Senin derdin o zaten. Ben burada kalacağım. Bak ne diyor. Ne? Senin derdin o zaten. Ne gerek vardı abla? Ben annemgiller sıkıntı yok. Ben orada bayramı, ben doğru düzgün bayram yaşamayız biz zaten. Yanlış mıyım anne? Bayramda kime gideceğiz biz de? Ne? Biz bunun içinden çıkamayacağız bir türlü. Aynen. 4.30 TL Sivas'a bağlanıyoruz. Sivaslı hemşerim Tamam Hanım karşımda. Tamam Hanım. Efendim Seda Hanım. Nasılsın hayatım? Özledim seni. Kalk gel. Teşekkür ediyorum Seda Hanım. Çok iyiyim. İyi yayınlar. Sağ olasın. Ne zaman geleceksin? Şu an düşünmüyorum. Bence gel, yoksa evlendireceğim bunları bak. Yazık, burada kök saldılar. Şu oğlunun haline bak, bak nasıl üzgün bak. Sev oğlunu, sev. Evet, zaten her şeyi oğlumun için. Katlanıyorum. Bak gelininde ne var? Ne güzel oturuyor oğlunun yanında. Artık senin daha da kıymetini gelininde biliyor. Acaba ne? Biliyor, biliyor, yok. Nergis çok değişti. İnanayım mı buna? Evet, inan. Bana inanabilirsin. Çünkü neden? Bilmiyorum, benim haricimde bir şey duyduysan, bir duyum aldıysan paylaşalım. Çünkü neden? Vallahi burada yaşanan olayları gördükçe Nergis sana karşı değişti. Bence bu da bir oyun olabilir mi? Yok ya. Nasıl inandıracak bu kız sana kendini? Nergis Hanım, Nergis Hanım değişti diyorsun da benim ona şart koştuklarımı niye kabul etmedi madem öyle? Değişikliğini göstereydi bana. Ne bitmeyen şart oldu? Benim yanıma şartla matla gelmeyin ya. Ben şart, hiçbir şey şartı kabul etmiyorum. Verdik şartlarında hiçbirisinde kabul edilecek şart değil yani. Şartları kabul etti ama çok makul kabul etti. Dedi ki altınları tabii hepsini, tabii bütün takıları verelim ama biz de o eve geçelim. Ne yapacağız, nasıl yaşayacağız dedi, altınları da verirsek dedi. Haklı kız. Kız haklı. Altınların üstüne eski kocamı verdik. Kolyem de sana vereceğim. Bununla vereceğim diyor bak. O nereden çıktı şimdi? Anlamadım. Ses... Eski kocamın düğünümde hediye ettik, kolyemi de vereceğim diyorum. Ya bir de şimdi eski kocam verdiği kolyeyi ben şimdiye kadar duymadım. Şimdi senden duyuyorum. Madem kolyem vardı da benim altınımı niye bozdun, aldığım altını? Onu bozmayacağım. Niye bozacağım ki? Sizin verdiklerinizi bozacağım. Ne demek oluyor şimdi? Ha. Öyle kocam işte altınları. Şimdi de onu öne yitiyorsun sen. Hep parada, malda, mülkte ya gözü. Şimdiye kadar niye yoğurdu da altın, şimdi kocamın... Altın lazımsa, para lazımsa vereceğim. Bunu da vereyim. Yeter ki razı ol, kabul et. Onunla kabul edeceksen, altınlarla kabul edeceksen bunu da kabul et. İhtiyacım yok. O kadar biliyorsan benim aldığımı o zaman bozmayaydın. Yemeyeydin. O zaman o altınları bana vereceksin demeyecektin. O şartlarla gelmeyecektin. Burada saklamış iyi günde. O zaman onu bozduraydın. Ne yapsın? Ya şu altın maltın işinden bir çıkın da. Ne olacak bunlar, onu konuşalım. Tamam hanım. Ama Seda Hanım çıkılmaz. Niye çıkılmaz biliyor musun? Bu geldi geleli zaten hep para, pul, mark, mülk dedi. Şimdi de çıkmış karşıma kocamın bana verdiği altınlar diyerek konuşuyor. Ne zaman koca sana altın vermiş ya? Niye benim haberim yok? Sen sordun mu ya? Oğlun mu sordu? Benden kimse soran olmadı ki. Boynundaki kolye kimin ki? Nereden aldın diyen soran olmadı kimse. Ne oğlum bunu sordu, ne sen sordun. Bunu ben daha önce sormuştum da hani memleketten geldiğinde üzerindeydi zaten. Hani öyle bir şey aklıma gelmedi. Hani kalkıp bu altın nereden aldın diye soracak halim yok. Öyle. Ama ben şimdi şunu anladım Seda abla. Kimse sormaz bu nereden aldın, nereden yok, geldi diye. Şu aklıma geldi şimdi, biz biraz zor zamanlar geçirdik. Ben kendi aldığım altınlar da vardı. Hı. Ben
Kalktım onların hepsini bozdurdum. Tamam. Param yetmedi, gittim başkasından borç aldım. Şimdi Nergis gelmiş diyor ki benim de eski kocamın aldığı altın diyor. Benim oğlum var. Benim düşündük oğlum var. Benim oğlum için ne yaptınız ki? Ne olur ne olmaz diye. O da onu haklı ya. Ben onu bir kadın ve anne olarak anlayabiliyorum. Onun garantisi o en azından. Ne olur ne olmaz başıma bir şey gelirse. Seda abla, bu altın mı kurtaracak oğlunu? Allah'ınızı severseniz ya. Tamam, senin ananın da altınlar mı kurtulacak? Onunla mı kabul edecek? O şartla gelmiş ya bana. Ne oldu Şadıman? Geldim çünkü niye? Sana güvenmiyorum. Çünkü sen hep parada pulda gözün olduğu için ben bunları sana bilerek söyledim zaten. Gözün oğlumda mı, parada mı, pulda mı diye. Ama sen benim gözüm parada da değil, pulda da değil. Eğer sizin niyetiniz para mülkte altında olsa diyorum, ben de diyorum bunu da vereyim, kurtulayım diyorum. Benim gözüm malda mülkte değil diyorum. Nergis'e bir şey söylemek istiyorum Seda Hanım. Heh. Nergis, ben... tamam bu altını vereyim diyorsun. İlla eski kocamın demek mecburiyetinde misin? Verebilirsin. Nedir eski koca? Çok iyiyse eski kocanda kalsaydın. Aa, Şadım ona bak. Onu da bırakamam ki. Yo, Seda Hanım gerçekten. Ayrılıyorlar, adamlar kıymete biniyor. Olmaz ki böyle. Sen şimdi yok. Bak, kızım. Sonuçta çocuğun babası. Kayınvalidenin gözüne girmek için daha ılımlı konuşmalısın. Benim eski kocamın bunu da vereyim. Tamam, bana insana dokunur. Böyle şartlarla gelmesin o zaman. Zamanla konuşmaman gerekir. Benim senin oradan getirdiğin mala ihtiyacım yok. Ama ben kendi oğlumu sağlama bağlamak zorunda. Sen kendi oğlumu düşünüyorsun ya. Kendi oğluma ne yaptın diye. Ben senin oğluna bir şey yapmak zorunda değilim ki. Sen her seferinde oğlunu bizim önümüze itiyor. O zaman eski kocağın önüne it oğlunu ya. Oğlun kabul etmiş, yapacağım demiş bana. Onun için ben yapıyorum. Kabul etti. O ama sen de devamlı tekrar konuşacaksınız. Hayır, bir kere şöyle. Pardon, şey... duyamadık Tamam Hanım. Bir daha söyler misin hayatım? Onu oğlumuna konuştuysa Seda Hanım, o zaman oğlumuna çözecek. O zaman beni ve yitmeyecek bunları. Altın para diyorsun. Ne zaman çalışırlar da sana vereyim. Oğluma der ki benim altınlar da sana vereyim, evi de vermeyeceksin, bizi sokakta koyacaksın. Biz ne yapacağız? Koymaz ya, sokakta koyar mı sizi vermeyeceğim ya? Diyor, öbür geline verdi, bize vermeyecek ki. Yok ya, benim hemşerim yapmaz böyle ya, Sivaslı'ma bak ya. Atmaz sizi sokağa. Bizim para da, pul da, şurada, burada gözümüz yok. Sade sen bana güvenini sağlayamadın Nergis Hanım. Benim anladın de gözüm mı? Parada, pulda tabii ki değil. Onlar da benim çocuklarım. Ben çocuklarımı sokakta bırakacak değilim. Ama şartlarım da sana makuldü yani. Bunların sen oğlum diyor. Ben de oğlumun için uğraşıyorum. Ben de oğlumu garantiye almak istiyorum. Ya ben senin oğlun için anamı karşıma almışım. Sizin yüzünüzden anamla ben ters olmuşum. Sizin yüzünüzden ben anamla kavga etmişim. Sizi savundum. Benim sorunum değil. Benim oğlum da benimle anam ters düştü. Sizin için. Senin oğlun için anamla tersleştim ben. Anamla artık benimle konuşmuyor. Gelme diyor. Senin gibi kızım yok dedi bana. Onu da benim üstüme yıkamazsın. O benim sorunum değil, senin sorunun. Sen anam diyorsun ya, benim oğlum da o zaman senin yüzünden benimle zıtlaştı. Bak ben sinirlendim, buraya geldim. Yok, gönderecek evraklarından da vazgeçti de abla ya annem. Evraklar göndermesi lazımdı evlenmemiz için, onlardan da vazgeçti. Göndermeyeceğim dedi, ne halin varsa gör dedi. Ya onu seçeceksin ya beni seçeceğim dedi. Bunlar beni dışlıyorlar. Bizimkiler ortada kaldı, ben çaresiz kaldım Seda abla. Haklısın. Nergis burada haklı. O zaman sen niye annen gönlünü ödemedin? Evraklarını göndermiyor annesi sen böyle yaptığın için. Kız da üzgün. Vallahi anne çok da iyi olmuş. İyi olmuş. Sevindim. Sen sevindin. Alsın kızına o zaman, sahip çıksın o zaman. Alsın götürsün. Senin oğlun seviyor ya. Seviyorsa o zaman sevgisini göstersin. Annem ya, diyor. Annesi şimdiye kadar ne zaman arkasında durmuş ya? Nergis'in annesi mi? Ben çocuğumun arkasında durdumsa onun anasında durmasını isterdim.
aslında işte razı değildi ama ben seviyorum diye ısrarla yalvardıktan sonra tamam demişti. O da şimdi kızıyor, benim kabul edilmeyecek kızım yok diyor. Çık gel diyor, niye yalvarıyorsun diyor. Ya tamam, kabul etmiyorsa sen de unutacaksın artık o zaman. Sen de saçma. Seviyorsan evet, katlanacaksın, unutacaksın o zaman, tamam mı? Zaten gitmek istesen de göndermem yani bu saatten sonra. Onu da söyleyeyim yani. O zaman anana da söyleyeceksin. Ben... Ya onlar da ya kabul edecek, kabul etmezse ben de artık onlara şey yapamam yani. Ne yapacağım? Anne sen de hep arkandayım, arkandayım diyorsun da yani bu şekilde mi arkamdasın sen? Ben onu anlamadım ki ya. Bak oğlum. Sivas ellerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmış ambarım delinir. Katip arzu alır. Yardan ayrılmışım, bağrım delini. Katip arzu halim, yaz yâre böyle. Güzelim emeğim, bir tanem emeğim. Türkiye'nin en güvenilir kadınına geldi. Sizin konuşmalarınıza rast geldim ve Seda Sayan bu işi çözer dedim. Seda ablam arkanız benim arkamda. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Telefon numaramız 0212 702 3030. WhatsApp başvuru hattımız 0549 108 1010. Bizi arayın, bize mesaj atın. Değerli izleyicilerimiz, yanımda beyin, sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Osman'ı kapıp gelmişsin. Evet, Osman'ımla bel ve boyun fıtıklarınızı konuşuyoruz. Peki bel ve boyun fıtığına tanıl nasıl konulmalı? Evet. Şimdi şuna gelelim öncelikle. Omurgamızın normal şekli ve disklerimizin normal yapısı çok önemli. Omurgamızı bir inşaat gibi düşünün. 33 katlı bir inşaat ve her inşaatta biliyorsunuz inşaatlar yapılırken tuğla harç, tuğla harç, tuğla harç. Yani çok güzel bir örgü vardır. Ve bir bütündür bu. Anlatabiliyor muyum? Her zaman şunu söylüyorum. Osman tek parça bir organdır, tek parça bir yapıdır.
baştan kalçaya kadar bütün hepsi birbiriyle kenetlenmiş, organize olmuş ve hem hareket kabiliyeti sağlar hem de beyinde üretilen elektriği tüm vücuda dağıtacak ana kabloları içerisinde barındırır. Dolayısıyla hem mimari olarak yapısının sağlam olması hem de bu özel lojistik yani sinirleri taşıyor olmasıyla vücudun ana temel yapısını oluşturuyor. Tabii fıtık dediğimiz şey bu omurlar arasında hareketi sağlayan disklerin, bakın burada görüyorsunuz bunlar omurlarımız. Hareketi sağlayan eklemlerimiz var. Nasıl dizimizde var, nasıl bileğimizde var, her yer eklemimiz. Burada daha özel bir eklem yapısı var. Disk dediğimiz zaten yapısı da disk gibidir. Yuvarlak, özel dizayn edilmiş, içerisi jeli, yani zıplamayı, hoplamayı, dans etmeyi, bütün hareketleri yapabildiğimiz dünyanın ve insan vücudundaki en organize, en fonksiyonel yapıya sahip eklemdir. Yapısı tektir. Başka hiçbir yerde yok. Mesela bileğin yapısıyla, bileğin eklemiyle dizin eklemi birbirine benzerdir. Hmm. Yani ayak eklemiyle işte dirsek eklemi birbirine benzerdir. Ama omurgada var olan bu diskler adı üstünde zaten ayrı bir isim vermişiz. Diskler kendine münhasır bir yapıya sahip. Ve kendine göre bir kıvamı var. Çünkü hareket özelliği taşıyor. Vücudumuzu taşıyor. Kendine göre bir kıvam var. Ben o kıvamı göstermek için hemen size bir şey getirdim. Bakın ne getirdim? Bulaşık bezi. Bulaşık bezi getirdim. Ya ne alakası var? Bulaşık mı yıkayacağız şimdi demeyin. Evet bakın bulaşık bezi diskin kıvamında olan özel yani bulaşık bir... Bulaşık süngeri pardon. Evet sünger. Bakın. Bakın şu. Görüyor musunuz? Bu esneklik bizim disklerden, omurgadaki eklemlerden istediğimiz esnekliktir. Bütün diskler omurgamızda mesela bel bölgesinde 5 tane, boyun bölgesinde 7 tane, sırt bölgemizde 12 tane disklerimiz var. Bütün disklerden özellikle bel diskleri böyle bir kıvam istiyoruz. Yumuşak olması lazım. Şimdi bu yumuşaklığı ne sağlıyor? Bu yumuşaklığı içindeki gibi elastik yapılar sağlıyor. Ve bu diskin beslenmesi her zaman söylüyorum bebek gibidir. Bebekler nasıl beslenir? Emerek beslenir. Bu yanından geçen, etrafından geçen kan dokularından su emerek beslenirler. Ve yani bir tarla gibi düşünün. Nasıl bir tarla yanından geçen ırmaktan su alır ve yumuşak bir kıvama sahiptir. Yani ıslak bir kıvama sahip olmalıdır. Kuru bir tarla çöl olur, doğru mu? Islak, yaş bir şekilde hareketine devam etmelidir. Aynı sünger gibidir. Eğer bu diskler... beslenmesi bozulursa, siz üstüne oturdunuz, bakın 3 saat böyle oturdunuz, hiç kalkmadınız, 3 saat. 3 saat boyunca şu hareketi yapamadı. Bu hareketi niye yapması gerekiyor? Çünkü böyle şu hareketi yaptığı an içeriye su emiyor. Beslenmesi bu. 3 saat boyunca siz diskinizi beslenmeden bırakıyorsunuz demektir. Ve bunu tekrarlandığını düşünün. Diskleriniz beslenmeye, sulanmaya kurumuş bir toprak gibi sert olmaya başlar. Biz buna dejenerasyon diyoruz. Disklerde yazar raporlarda. Disklerde dejenerasyon başlamış. Yani artık o süngerimsi özelliğini yitirmiş. Sabun gibi sert, bak basamıyorum. Sert. Dolayısıyla sert olan her şeye dikkat. Sert olan her şey kırılmaya, çatlamaya mahkumdur. Bakın kırıldı. İşte fıtık budur. Ne oldu budur. Da böyle sertleşti? Beslenemedi. He. Oturduk üstüne. Egzersiz yok. İçtiniz, damarlar su veremedi. Anlatabiliyor muyum? Hepsi ve o hareketleri sürekli yapmadınız. Yani spor yok. Anlatabiliyor muyum? Yani 3 saat non-stop oturuyoruz. 3 saat boyunca o emme hareketini yapamıyor. Emme hareketini yapamıyor. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Spor yapın. İşte spor yaptıkça bu disklerimiz o kıvamını kaybetmeyecektir. Elastik özelliğini, sünger kıvamını kaybetmeyecektir. Ama bunlara dikkat etmez. Yani üzerindeki yük, yani şişmansanız, üzerindeki yük fazlaysa ve hareket etmiyor, sürekli oturuyor, böyle sabit bir yaşam sürüyorsanız, onun üstündeki basınç yüksek olacak, emme hareketlerini sürekli yapamayacak. Dolayısıyla kurumaya başlayacak. Kurumaya başladıkça kırılgan hale gelecek. Kırılgan hale geldikçe bir yerden kopacak ve fıtık atacak. Nereye atıyor bu fıtığı? İşte omurganın içerisindeki kanalı atıyor. Ne var orada? Orada ana sinirimiz var. Onu ezmeye başlıyor. Bu parça gidiyor yanındaki sinirin üstüne
abanıyor, üstüne çıkıyor ve eziyor, altta kalıyor. Dolayısıyla problemler yavaş yavaş başlıyor. Bu dönemde bakın bu kırılma döneminden önce, bu diskin yıpranma döneminden, dejenerasyon döneminde bel ağrılarınız olur. Bel ağrısı başlar önce. Ve bu bel ağrıları artık tutuldum diyorsunuz ya, bir şey yapıyordum tutuldum hocam, böyle kaldım bir hafta 10 gün böyleydim. İşte orada bu kırılma meydana geliyor. O tutulma anı kırılmanın olduğu an. Eğer devam ederse süreç, hala kırılmalar devam edecek olursa, siz süreci geçiştirmiş ve bir tedavi sürecine girmeden hayatınızda kaldığınız yerden dikkatsizce devam eder olursanız kırılma daha da artacak. Bir müddet sonra kalçaya vuran bir ağrı, hocam bir tane adam var kalçama bıçak saplıyor sürekli demeye başlıyorsunuz. Devam ediyor süreç, bu kayma ilerliyor, artık buradaki diske doğru bir kayma meydana geldi bu parçadan ve bu sefer eğer sinir etkilenmeye başladıysa, sinir sıkışmaya başladıysa bu parçanın altında, bu sefer aşağı doğru, kalçadan aşağı doğru ağrılarımız başlıyor. Yani aslında o yaşadığınız ağrıların hepsi bana bütün süreci anlatıyor. Sizin hikayenizde ben sizin diskinizde ne olduğunu tek tek hayal edebiliyorum. Neler yaşandığını MR görmeden bile hissedebiliyorum. Tanı ama sonuç, böyle konur. Evet, tanı. Peki, o çok zaman, önemli. O zaman biraz ameliyatsız tedavi evet. yöntemlerinden bahsedelim. Mesela evet. regresyon tedavisi, robotik Bravo. Lazer tedavisi. Evet. O zaman hemen MR gösterelim. Bakın normal sağlıklı bir disk gösteriyorum. Belimize yandan bir bakış. Ne dedim? Şu beyazlığı görüyor musunuz? İşte bu sünger kıvamını oluşturan onun içerisindeki o elastik yapı. Yani suyunu emiyor, beslenmesi düzgün demektir. Bakın şuna bakın, kararmış görüyor musunuz? İşte bu sabun gibi olmuş. Normalde bunlar sünger gibi yumuşacık, hareket kabiliyetine sahip. İçindeki o beyazlık onun hamuru gibi yumuşak. Ama bu kararmış taş gibi olmuş. Ve ani bir hareketle, herhangi bir şeyle buradan bir parça atmış bakın. Görüyor musunuz? Şöyle kocaman bir parça atmış ve ameliyat düzeyinde bir fıtık oluşturmuş. Buradan ne geçiyor? Sinirimiz geçiyor ve siniri altına almış bu parça. Taş gibi bir parça sinire ezmekte. Dolayısıyla buradan aşağı, yani bu sinirin beslediği, idare ettiği alanda çok ciddi ağrılar ve uyuşmalar, karıncalanmalar. Siz hala tedavi olmamaya ısrar ederseniz bu sefer düşük ayak gibi çok ciddi fonksiyonel sorunlar, yani ağır hasarlar meydana gelecektir sinirde. Bakın bu ameliyat düzeyinde olan bir fıtık. Bu fizik tedaviler olmuş, yani doktor gezmiş. Yani bana anlattığı kadarıyla pek çok da işte sizin de bildiğiniz yerlerde gayri resmi birçok işler yapılmış. Masajdır, şudur budur. Yani bunlara dikkat edin. Bakın çünkü bana son dönemde çok fazla geliyor. Bir manipülasyon yapılıyor bilmediğiniz yerde. Oradan çıkmadan önce hocam iyiydim diyor. Sonra bir hafta içerisinde daha da kötüleştim diyor. Fıtık büyümüş oluyor. Yapılan manevrayla fıtığın daha da ilerlediğini görüyoruz. Bir MR çekiyorsun. Var olan fıtığı daha da büyük hale gelmiş ve ciddi anlamda bir zarar oluşturmuş. Onun için dikkatli olmanız gerekiyor. Profesyonel insanlara hayatınızı teslim edin. Çok önemli bir cümle kuruyorum. Profesyonel insanlara hayatınızı teslim edin. Yani hayatınızla ilgili bir şey söylüyoruz. Nasıl herhangi bir şeyde, yani ustasına danışıyorsanız, yani evinizde bir mobilya işi, gidip ustasına danışıyorsun. Mobilya işini kasaba mı soruyorsun? Bunu yapan var mı içinizde? O zaman niye gidiyorsun yani hiç kıyıda köşede, ben bana vurdu iyi oldu, sana da vursun iyi olsun. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz. O zaman iyi olsun, anne öpücüğü şifadır yani. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani biz şifa bulduk. Öyle hareketler yapılıyor ki oralarda. Üzerine çıkıp çiğnedi diyor beni. Şimdi nasıl çiğnetiyorsun ya sen, yani nasıl oluyor bu iş? Yani doktora dokundurtmuyorsun. Bilmediğin adama sırtını çiğnetiyorsun. Hangi hakla bunu yapıyorsun? Sonra niye doktora geliyorsun o zaman? Olmaz böyle şeyler. Bakın bir burada tedavisini yapmışız. Ameliyat denilmiş. Ameliyatsız tedavisini gerçekleştirmişiz. Bakın nerede o fıtık? Yok. Kaybolmuş gitmiş. Bakın şu efsane bir görüntü. İnanılmaz bir görüntü. Ve bu 3 ay içerisinde gerçekleşmiş. Son derece, yani ben beyin cerrahıyım. Beni bile şaşırtan MR'lar bunlar. Yani ben bile öyle şaşırarak bu MR'ları seyrediyorum ki yaptığımız işlerin sonunda gerçekten hayran kalıyorum. Devam edelim, devam edelim. Yine benzer bir MR göstereceğim. Bunlar son model MR'larımız, daha yeni MR'larımız.
Bakın şöyle kocaman bir fıtık. Buradaki diskten kanala doğru fırlamış. Kaymış ve fırlamış. Çok ciddi ağrısı var. Kanal tamamen kalmamış. Bakın buradan geliyor kanal. Sinir. Şurayı görüyor musunuz? Tamamen altını almış, ezmiş. Kapıya parmağın nasıl sıkışır o vaziyette sinirini ezmekte. Dolayısıyla çok ciddi ağrısı var. Yürümekte zorlanıyor. Artık destekle birilerinin elinde ayağa kalkıyor falan. Her yerde ameliyat kararları çıkmış. Yurt dışından gelen bir hastaydı sanırım bu. Ameliyat kararları. Dünyanın her yerinde bunlar hala ameliyat ediliyor bakın. Ve bizler ameliyatsız regresyon ve robotik lazer. İki tedaviyi birden uygulamıştım bu hastaya. Bakın nerede o fıtık? Yok, muhteşem bir sonuç. Yani hayatı değişiyor bakın. Yani ameliyat ile devam eden bir hayat ya da ameliyatsız bu teknikler sonrası hiçbir şey yokmuş gibi hayatına kaldığı yerden devam. Çünkü ben biliyorum ki fıtık nedeniyle ya gerçek tedaviye ulaşamamış ya da ameliyat geçirmiş hastalarda mesleklerini bırakıyor. Özellikle sporcular, bana çok ilgilendiğim bir alan, mesleklerini bırakıyor. Tekstil, adam tekstilci yani çalışmak zorunda. Tedavi, ağır bir tedavi gerçekleştirse hayatının bu aşamasında zorlanarak devam ediyor. Ya da tedavi olmasa zaten eziyet çekiyor. Dolayısıyla insana konforunu yüksek bir şekilde sağlayan, günlük yaşantısına çok hızlı dönmesini sağlayan, genel anestezi almadan, kan tahlili bile olmadan günlük bir tedaviyle şöyle bir sonuç elde etmek gerçekten benim açımdan muhteşem. Tekrar hocam, ameliyatsız evet. Tedavilerde işte regresyon ya da robotik lazer tedavisinden evet. Sonra tekrar nüksetme olabilir evet. Mi? Güzel bir soru. Yani hayatta her şey olabilir. Yani insanoğlu hayatta her şey olabilir. Ancak şu ana kadar tekrarlayan bir hasta, tedavide başarı elde ettiğimiz ve tekrarlayan bir hastam olmadı. Bu güzel bir sonuç. Ve istatistiklerim iyi tutan, 5-6 yıldır da bu işleri ciddi anlamda yapan ve sadece fıtık üzerine kendini eğitmiş birisi olarak söylüyorum. Ve dünyayı da bu alanda takip eden birisi olarak söylüyorum. Ve dünyanın da en iyisiyiz, onu da açıkça söyleyebilirim. Ülke olarak da en iyisiyiz. Dolayısıyla tekrarlayan olabilir ama 10 yıl sonra tekrarlar, bunu bilemem. Şu anki veriler, başarısız olduğumuz hasta grupları var. Mesela iki grupta başarısızız. Yani başarı oranı düşüyor. Başarısız diye mi demeyelim de. Başarı. Birincisi çok geciktirmiş hasta. Yani geciktirme o kadar ağır düzeyde ki. Ne demek o geciktirmek? O kadar çok kireçlenmiş. Ne halde geliyor çok geç kaldın diyorsunuz? Yani iki tane de baston kaç yıldır bunu kullanıyorsun? 5 yıldır. İki bastonla 5 yıldır geziyor ve hala devam ediyor. Fıtıklarına bakıyorsun taş gibi olmuş, kireçlenmiş. Yani kemik gibi olmuş fıtıklar. Şimdi o fıtıklara kazımak zorundasın orayı mecburen. Kemik gibi olmuş. İkincisi de psikolojik olarak çok ağır hastalar oluyor. Yani mesela öyle hikayeler intihar etmeyi bile düşündüm. Yani onun psikolojisiyle o psikolojik girdaptan çıkarmak için çok mücadele ediyoruz. Kendi psikolojisi nasılsa diskin, o hastalıklı diskin psikolojisi de ağır oluyor. Bu net, bakın benim çok ciddi tecrübelerim var bu konuda. Beyniniz nasılsa fıtığınız da öyle. O kadar sıkı bir beyine sahipseniz, yani stresli bir beyinseniz, fıtığınız da stresli oluyor. Bize istediğimiz cevabı vermiyor. Vermiyor. Bazen ilaçlar veriyoruz fıtığın içerisine. İlaçları geri tepiyor fıtık. Bu kadar ağır tepkiler veriyor bize. Yani tabii bu... O zaman ameliyat mı? Bakıyoruz, takip ediyoruz. Artık ayağını sürüyerek geldiyse evet, Selim bir lafın var ya hocam. Bakıyoruz, takip ediyoruz. Gerekiyorsa biz de ameliyatını yapıyoruz. Son çare. Ameliyat son çare. Her zaman son çare. Elimizde böyle güçlü tedaviler varken ameliyat her zaman son çare. Peki yeni yöntem nedir mesela? Akıyor rol ama evet, şu anda. Yani en yeni yöntemler bunlar. Robotik lazer ve regresyon tedavisi. Şu an teknolojik olarak da, tecrübe olarak da dünyanın ciddiyetle takip ettiği ve uygulamak için pek çok yerde şu an yeni evet. Bunları öğreniyorlar. Robotik lazer bu anlamda şu an son teknoloji. Beyin, sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar'a teşekkür ediyoruz. Evet. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.